Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Aa, beğendin mi? Evet, çok. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim aşkım, sen? İyi bir tanem. Keyfin yerinde mi? Yerinde. İyisin değil mi? İyiyim aşkım. Ne oldu? Niye öyle? Ben de sabah sabah keyfim çok yerinde. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Problem yok. Yok aşkım, gayet iyi, her şey yolunda. Geleceğim yanına birazdan. Tamam. Ben mi geleyim, sen mi? Ben geleceğim. Tamam. Tamam, bekliyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ekranı zaten yerindeyim. Ustaş oluyor çünkü küçük. Evet. Bayağı. Bu kim ya? Rahat kanka, kafadan. Kafadan gidiyor yani. Oo, gözaltı ne kadar şişmiş ya. Uyuyamadım ne kadar be. Günaydın. Günaydın. Neyse dedik dedik ya. Ne yapıyorsun? Sabah sabah yaptık. Ne yapayım? Biliyor musun, ben sabaha düştüm. Ya bebek ya, kıyamam sana. Görüyor ya. Görüyor musun? Aşkım nasıl düştün ya? Suralarım. Ya nazar değmiş benim bebeğim. Elime böyle pizza almıştım. Koşuyordum, koşuyordum, sonra şak diye gittim. Ya bir kere ben de yere yapışmıştım, böyle her çamur oldu her yeri. Buse ve Dilara görmüştüm. O video bende var. Murat, atayım mı videoyu? At kanka, at, problem yok. Bak aşkım, benim başıma gelmişti, şimdi senin başına gelmiş. Kolyelerimiz ne kadar da benzer, yemek aynı mı? Yemek yiyeceğim diye şak diye gittim. Kolyelerimiz de aynı. Bu da mı tesadüf? Allah Allah, hiç de haberim yok. Ama bugün yok, bak kombinlerimizi böyle giyindik. Bir şey söyleyeceğim, sadece ufacık bir uyarı yapacağım. Kameraların karşısına gelip de şöyle şu hareketi görmek istemiyorum. Bir dakika, nasıl bir hareket? Bir daha gördün. Bakayım, göremedim aşkım. Gördün. Biraz sen yap, biz görelim. Bir boydan alabilir miyiz? Boydan da görmüşsün. Bir daha yapar mısın Murat? Bir daha sakın onu yap. Tamam, sen yap. Bir daha gelip de şu yok. Aa! Ben öyle mi yapıyorum? Bir daha şöyle görürsem. Yapıyorum. Evet. Murat, bence sen yapma onu bir daha. Ben söyle, ben senin yerine yapacağım. Hayır, bak, ben senin yerine yapacağım. Bak, buna da kabul. Murat, ben senin yerine geleceğim. Şöyle. Murat, şu yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli. Hayran mı? Lahmacun. Tamam bebeğim. Aşkım bir şey söyleyeyim, ben zamanda böyle yaptım da sen çok güzel dans ediyorsun diyordun. O şimdi fikirlerim değişti, fikirler benim değişebilir. Benim bebeğime ne oldu? İra canım, cicim ayları geçmiş. Evet, bir ikincisi zaten ben bunu değil, bir de annen de zaten istemiyor ya bunu, onu istinaden. Kayınvalidemin de izniyle söylüyorum bir de. Tamam. O zaman tamam. Sen gel, ben çok yorgunum. Tamam, giyeceğim. Belki kızlarım hiç yol ama, bak çok ciddiyim. Boşuna vakit kaybetmesinler. Bak, kırmızı odaya gitsin.
tek kişiyi çağırabilecek zaten. Aslında istediği kişi zaten bu. Gizem'i çağıracağım. Vesile olalım bazı şeylere. Evet! Evet! Hey Adrian! Başardım! İşte bu! İşte bu! Biz ufak bir şey söyleyeceğiz. Aynen. Sana da 500 kere söyledik bunu. Biz böyle bir şeyi onaylamıyoruz. Kankacığım yok, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? Komik değil ki yani, ne yapmaya çalışıyorsun? Yaptığın yanlış. Gerçekten Berke yani. Seni algılayabildim ben. Ben seni algılayabildiğim için bugün bu haldeyim zaten. Okuyor musun şimdi bir yerlerden mi? Kafamdaki düşünceleri mi veriyorsun? Kadın saçımı ver şunu. Ver. Ama kimin ya? Ver. Bu asla benim saçım değil, kalın telli. Bu saç benim saçım ince tellidir. Allah Allah. Gerçekten kalın, kendi saçlarımı çok iyi bilirim. Senin üstüne aldım, vallahi senin üstüne aldım ya. Sen dün gece neredeydin? Evdeydi. Yalan söyledim. Vallahi evdeydim ben. Sen o kadar gurursuzsun ki adam sana burada böyle yaptı. Ya benimle olursun ya da ben senin olmam. Tıpış tıpış, keşke palyaçodan beter oldun, soytarı oldun. O benim, o benim. 2 senedir hayatımda canım. 2 gündür tanımıyorum. Ben sen değilim. Ben senin gibi bana şunu al, bana bunu al demem. Ben seninle çok iyi biliyorum. Sen bana laf edecek bir insan değilsin. Ne anlatıyorsun? Gel, gel, gel. Bak düzgün konuş benimle. Gel, gel, gel sana gel, diyorum. Gel. Ya bir bırakın, bırakın. Ne yapın? Sakin ol. Terbiyesiz. Terbiyesizsin sen. Nihle'nin hobisi. 3, 2, 1. Uyumak. Nihle'nin en sevdiği yemek. 3, 2, 1. Mantı. Kremalı makarna. Evet. Çok güzel. Bana dönüp demiştin ki her yere atlıyorsun. Niye her yere atlıyorsun? Ben sana bir şeyleri göstermeye çalışmıştım. Seni uyarmaya çalışmıştım. Gözünü açmaya çalışmıştım. Sen yine her yere atladığımı düşünmüştün. Tamam, ben insanların görmediği ya da insanların hissetmediği bazen bazı insanların haksız olduğunu görüyorum. Ve fikrimi beyan ediyorum. Bildiğin gibi devam, ne diyeyim ben sana? Beyza'yı dediğim gibi elendikten sonra bir hafta içerisinde 2-3 kere arayıp Hiral'i Murat'ın arası nasıl? Bir gün geçiyor tekrardan. Böyle 2-3 kere arayınca Murat'la Hira'nın arası nasıl, bozulur mu bozulmaz mı? Sanki geri dönecek de eğer bozulursa tekrardan sanki bana gelecekmiş algısı oluşturuyor Beyza'ya. Çok yalancı bir çocuk insansın sen. Çok yalancı bir insansın. Değil mi? Ben de o zaman söyleyeyim milletin hakkında nasıl konuştuğunu. Ben de söylerim. Moral sıkıntı değil yani. İğrençleşiyorsun. Geçen konuştum mesela milletin hakkında. Zıplatırım herkesi burada. Hoplatırım. Kimse ilişki yaşamaz. Onu. Bunun kaydı var. Ses kaydını aldım. Tamam mı? Bak bir dakika diyorum sana, bir dakika. Rümeysa benim eski sevgilim. Bu tarz şeyler beni rahatsız ediyor. Bu tarz şeyler konuşulmasın. Rümeysa da elenecekse elensin ya da ben çıkıp gideyim. Birazcık kırıcı konuşmuştu. Sen bana küfür etmiş unutma orada. Ya bir yürü git ya. Başladık yeter gitmeye. Ya. Ya yeter ya. Artık küfür yeter ya. Ya ben küfür etme aynen. Öykan'ın aynen. Rümeysa da dedi ki siz bana yorum yapamazsınız. Sen palyaço haline bak dedi. Ben de dedim ki ben palyaçoysam sen de soytarısın dedim. Bir öyle diyorsun, bir böyle gurursuzluk yapıyorsun. Adam gidiyor, sen başını koyuyorsun dedin. Yeter! Yeter! Günaydın! Günaydın, günaydın canım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Boğaz nasıl oldu? Daha iyiyim ya, düne göre. Dün iyi gece yazmadan uyuyakaldın, gittin. Hayır, iyi geceler yazdım ben sana. Geç yazdın. Geç yazdım ama 8 dakika sonra yazdım. Ben kaç dakika sonra yazdım ama baktım bu arada.
Neyse hadi. Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim kesin dedim. Love söyleyecek. 8 dakika sonra yazdım. Sen o arada uyumuştun. Hiçbir şey anlamadım şu an. Çok seslisin ola. Sessiz olur musunuz kızlar? Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim o yüzden baktım dakikasına. Yok yok şaka yapıyorum canım. He? Şaka yapıyorum. Birazdan gelirim yanına yine konuşacaklarım var seninle. Aa ne konuşacaksın? İyi mi kötü mü? İyi canım. Kötü olacak bir şey yok. Ne? Kötü olacak bir şey yok. Tamam. İyi güzel şeyler. Tamam o zaman bekliyorum seni. Tamam canım. Günaydın. İnamik. Haber. Ne yapıyorsun aşkı? Bildiğin gibi aynı. Değişen bir şey yok. Yat kalk dinlen gel. Ya siyah beyaz giydi. Siyah beyaz giydim hem evet. Hem iyi ama kı bende. Aşkım sen seçmedin mi zaten şunu giydemedin mi? Sen seçmiştin zaten. Yo. Sen başka bir şey giyiyordun. Tamam anladım haberimiz yok aşkım. Hayır aşkım sen başka bir şey giyecektin turuncumsu. Tamam sonra buna döndürdüm tamam dedin ya. Haber onu unutmuş o dedi. Ah kıyamam sana ya. Ben unutmuş. Bugün ekstra bir mutluyum. Neden? Çok güzel haberler aldım o yüzden. Ben sen mi ben? Yani aşkım. Yılın bombası. Planlara başlıyoruz. Şimdi sen nane. Sen şimdi nane yemedin mi? Aşkım. He. Bu demek oluyor ki bilmiyorum farkında mısın? Teklife çok kısa bir zaman. Yani teklif hani sen bilirsin. Orası tabii. Bende. Zorlamıyor. Asla yani. Olacaksa da bu evde zaten, olsun. Zaten ben diyorum diye de yapma. Yok aceleye zaten gerek yok. Güzel ve anlamlı bir şey olsun. Aceleye gerek yok derken? Anlamlı bir şey olsun yani anlamlı vallahi bir... Valla benim acelem var. 30'uma girmeden oldu. Olmadı aşkım sen artık. 30 değil misin zaten? Hayır ben 29. Yanlış hesaplamışız aşkım. Nasıl yanlış? 94'lü müsün? Evet ama işte yanlış hesaplamışız. Kasım'ım sonuçta. Kasım 90. Kaç gelecek gibi seviyorum. Ne oldu Diloş? Ne gelecek? Günaydın enişte. Günaydın. Nasıl ciddiye bağladın? Ne dedin sen anlamadım. Seni çok seviyorum dedim birazdan yanına geleceğim. Kenan söyledi. Tamam. Sen gelme ben geleceğim ha. Gel aşkım. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi diyelim iyi olalım sen nasılsın? Yeni arkadaşım. Aa, Murat kırılmış. Konuşmuyorum seninle. Ben de seninle konuşmuyorum. Bay bay. Konuşmuyorum bye bye. Zaten. Cüz. Üzülürsün sonra. Ne? Üzülürsün sonra. Ben mi? Hı-hı. Ben üzülmüyorum, üzüyorum biliyorsun. Göreceğiz bakalım. Öyle mi? Hı-hı. Alttan bir tehditler falan. Üstüne alınma ya. Benle konuşuyorsun ya. Olsun. Üstüne alınma sen. Tamam. Korkmana gerek yok. Korkacak bir şey yok. Bay bay. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Rabia? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Ne var ne yok. Keyifler nasıl? İyi vallahi güzel keyifler. Gecen nasıl geçti? Güzel güzel. Çok güzel geçti. Allah iyilik versin. Çok sakin geçti. Çok sakin geçti. Aynen. İyi güzel. Kafa karışıklıkların nasıl? Kafam karışık değil aslında biliyor musun? Ya biraz öyle gibi görünüyor da. Neden? Dünkü muhabbetler işte. Tamam dünkü muhabbette ben söyledim. Beğendiğimi de söyledim. Hı hı. Yani bir şey sen Oğuzhan'la olan şeyi söylüyorsun değil mi? Aynen. Oyun oynadık falan. Oğuzhan görüntü olarak yakışıklı bir çocuk dedim ben. Tamam yani okey. Fikrin net misin yani şu an? Sadece yani, yakışıklı diyor yani Batu. Yakışıklı diyorum. Başka bir şey demedim. Ben sohbetini seviyorum dedim yani. Oğuzhan'ın sohbetini seviyorum. Onu da... Nerede bile zaten. Yani iyi anlaştım. Günaydın Oğuzhan. İyi anlaştım bir insan yani. Ben bunu söyledim zaten. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Seni kötü görüyorum birkaç gündür. Yo iyiyim aslında ama biraz hasta gibiyim biraz. Biraz o şey görüyorum yani modun düşük görüyorum. Halsizim biraz hastayım. Yükseltebiliriz inşallah. Ama sen günden güne daha enerjik oluyorsun. Evet. Evet. Daha çok alıştığın için bir de geçmişten evet. Gelen bir tecrübe var. Alıştım. Aynen. Alıştım seni böyle vallahi. Görmek güzel. İnşallah ben de biraz daha... Sen de enerjik olacaksın böyle güzel olacak. Ben bomba gibi olacağım bomba inşallah. Bomba gibi olacaksın. Aynen. İşte şu biraz daha...
hastalık var, halsizlik var. Ondan dolayı geçecek, atlatırsam... geçecek. Hepsi geçecek. Mental olan da geçecek. Fiziksel olan geçecek, da geçecek. Geçecek. Bu hayatta her şey geçiyor zaten. Geçmeyen hiçbir şey, şey yok. Aynen. Unutuluyor. Aynen. Benim aşkım yok. Aga be. Sınava gitti. Küçük daha o küçük. Küçük daha. İnşallah aşkım sınavı geçer. Diloş dedikodu yakarken... Günaydın Dilara. Ay günaydın. Boğazında bir şey mi var? Evet ya, boğazım çok ağrıyor. Salgın var bu aralar, benim de aynı. Ne dedi, duyamadım. Ne dedin kankacığım? Talha dedim de. Talha. Talha değil, Talha. Talha ne ya? Tam uyum şartı işte. Talha daha güzel. Evet, Talha. Hele dur, bakayım çocuk ne diyor. Efendim Talha'cığım. Pardon. Önemli bir şey mi oldu bu gecenin bu saatinde aradın beni? Oo, gece mi aradı seni? Hayır ya, espri yaptı. Ya Allah seni kahretmesin ya. Beyza'nın kalkışı çaydan. Beyza illa bir şey bulacak. Gece mi aramışım anlamadım. Ne? Gece mi aradım ben seni anlamadım. İşte hayatımdaki adamın esprili olmasını isteyince ben. Dilara gece benim sen onu aradığımı mı söyledin? Hayır hayır ya, tweet, makara yapıyor. Tweet falan atmışsın. Evet. Mevzu ne? Ha. Mevzu beni işte burada da açılması doğru olmaz. Şimdi onu primde vermek istemişsin. A kişisi de. Ha, A kişisi işte Y kişisi. Hakkımda gelmiş şey yapıyor. Hangisi etkisizdi? Seni gündeme ben getirdim, bir de bu Sümer getirdi falan. Sen kimsin beni ne? Gündeme getireceksin? Ne demiş? İşte Murat önceki ilişkilerinden gündeme gelen bir çocuk değildi. Hiç vasfı olmayan, hiç vasfı olmayan kişiydi. Musmer onu gündeme getirdi. Bir de ben seni gündeme getirdim. Beni, bir, de benimle... biz, bir de biz, o an benim... Öyle demeyecektin oğlum, ne Musmer lan? Yok seninle tatlı atışmalarımızla gündeme geldi. Lan sen kimsin lan? Allah Allah. Yani listenin en altındaki kişi söylüyor bir de bunu, o lan getirmiş. Lan seni ben yücelttim. Ben sadece biraz sevilmiştim. Yeliz, sen sana şey diyor, benim sayemde ne oldu ya, sana? Ya bana Twitter'da salladı, bir de hakkımda öyle bir ses odasına girip şey yapmış. Tekrardan olaylara dahil olmaya çalışıyor işte. Aynen. Başka bir durum yok gibi. Kanka şahsen çok yaşa bro. İsim, o isim veya o isim olmadığı için yorum yapmıyorum. Ben böyle bir durumda olsam, oturduğun yerde kalmaya devam et. İçeride ben de yazarım, geçer giderim, uğraşmam ya. İşte... Öyle bir şey olsaydı diyorum, burada olurdun yazarsın. Daha düne kadar böyle işte seni kabul etmedim diye mi? Beyza'yı öyle böyle söylüyordun. Birayla aram bozuk diye şey yapıyordun. İşte Beyza'yı arayıp ya ben Murat'a tekrardan dönmek istiyorum, barışmak istiyorum. Şey konu bir anda mı oldu peki? Ne oldu abi? Yani, bölümü izledi herhalde ya. Bölümü izledi. Birden niye zortladı anlamadım. Birden şöyle zortladı. Gizem Berke olayı vardı ya. İşte Gizem bir mekandayken ben Berke'yi unutamadığımı söyledim. Ha, evet, evet 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 doğru. İşte bana bunu Yeliz söylemişti. İşte sözde bana o söylememiş. Sonrasında üstüne de ses odasına giriyor. Geliyor bana sallıyor ses odasına. Ben söylemedim mi diyor ses odasında? Ses odasında bana salladığı şey şu, seni gündeme ben getirdim falan filan gibi gibi. Sen ne senin hiçbir şeye vasfın yok, bilmem ne yok. Murat da tweet atmıştım. Bodrum da soğukmuş. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Güzelim, Bodrum sana, ben Bodrum'a özelim. Ay yemin ederim insan seninle yaşlanmaz. Güzel. Vallahi seninle de yaşlanmaz. Ne yapacağız şimdi? Ya da daha çok yaşlanırlar hayatımda. Ömürlerini yeriz. En sevdiğim şey biliyorsun hayatım. Evet, beyin ve ömür yemek. Evet. Ya bu hayatta yaptığımız en iyi şeylerden, en iyi şeylerden bir tanesi. Bir tanesi yalnız. Evet. Daha çok iyi daha şeylerimiz çok şey, var. Tabii ki. Biz her zaman iyiyiz bence. Ya biz mükemmeliz. Çocuğum hiç yani. Mesela benim sen hiç kendi kusur görüyor musun? Yok, ben de bakıyorum diyorum ki Allah Allah, bir insanda bir kusur olur. Evet, evet. Hiç mi olmaz? Evet, sen kendin de onu hissediyorsun. Kesinlikle değil mi? Özellikle aynaya bakarken. Kesinlikle. Zaten. Özellikle beyinsizlerle yaşarken bunu fark ediyorsun. Evet, diyorum ki Allah'ım bana bu beyni verdiğin için sana binlerce kez şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun. Bugün seni beyinsiz yaratmayan Allah-u Teala için ne yapsın? Rabia'cığım pasta almış erkekler evine. Evet. Kız ağzımı süslenmiş, püslenmiş. benim de her zamanki popülerliğim var. O yüzden popüler. Biz gidelim mi? Pastayı da göster Rabia'cığım. Evet, pastayı da göstereyim. Evet. Biliyor musunuz ben sabah düştüm. Düştü. Bakın. Boş verin pastayı falan, ben düştüm. Aynen, bize kıymayın ya. Bak göster. O yüzden ben biz gidebilirmiş.
Böyle kaldım ama ya. Kaldım bu şekilde. Ay yine modumuz evet, yerinde ya. Abla vallahi. Bana izin veriyor musun? Şey diyeyim mi, hafızam. Bana. Hayır. Hayır mı? Yalan ha. Ay bir şey ama diyeceğim. Ama böyle kaldım ya. Bu daha önce söylendim söylenmedim. Yoo. Diğer hanları duydum da hafızanı ben üretmiyorum. Gidiyorum. Gittim. O benden çıkmıştır. Gittim. Öyle işte tamam. Arkadaşlar. Neyse. Günün kritiğini yapalım o zaman. Sabah kuliste neler oldu? Sabah kuliste sabahın 7'sinde 6.30'unda uyandırıldım. Buraya geldim. 7 gibi burada oldum. Çekimlerimiz 10.30'da başlıyor. Bir yaratık var. Kulinin sarı saçlı. Sabahın 7'sinde müzik açmış. Açtığı müziği duymak ister misin? Ne? Dilber. Evin banyosu yok mu? Ve eşlik ediyor. Ve sabahın 7'sinde. Enerji. Sen nasıl bu kadar enerjik olabilirsin Beyza? Mutlu insanlar böyle oluyor işte. Aradım, yani çünkü aradım şimdi... direkt. Dedim ki sen ne yapıyorsun dedim. Kapat o müziği dedim. Uyuyorum ama burada dedim. Ama kardeşim şöyle bir şey var. Beyza da biliyorsun ki uzun zamandır bu evde aşk yaşamamış bir kadın olarak. Ha evet, o yüzden aşkı bulmuştur. Ay. Beyza değişmiştir. Tabii ki Beyza hiç yaşamadı. Yaşasın. Ben görmemiş o yüzden, mi sevgilisi? Öyle deme kız. Kız ama görmemiş. Bir de dışarıda gördük mü? Burada gördük. Hayır görmüş mü ama? Görmedi kız. Burada işte görmemiş. Aa, diyoruz doğru. Yani. Evet, o anlamda. Gerçek görmedi. Anlamda gerçek söylüyorum. Gerçek anlamda mecazi. Bir erkek mutlu olsun herkes görmedi belki o yüzdendir. Ferhat sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Ben şey senin Hilal'i göremedim. Beni göremedin. Kimi? Size merak etmedi sorsaydım be. Na kime sorayım? Hastalığı var tahminim. Gelmemiş yoksa gözükürdü. Dansta görmedim ben. Kim yok? Şey Hilal. Hilal? Ben yeniyim. Yeni gelen Ferhat. O kadar yok kanka ya. O kadar yok. İşte göremedim. Ben... Nasıl peki yani iletişiminiz, konuşma tarzı? Tanışıyoruz, insanlar tanışıyoruz. Tanışma yolundayız. Ailesi bakalım. Yavaş yavaş, her şey yavaş yavaş. Tabii ki de insan olarak tanışıyoruz. Yani çok yavaş yavaş adım atıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşça mı bakıyorsun? Bir şeyler olabilir mi diyorsun? Abi şu an için erken. İşte bakalım ne gelecek artık. Senden de erken lafını duymak... Düşün. Evet, birazcık garip düşün, geldi. İşte ben de o yüzden ona zaten ilan edeyim dedim. Ben bunu geçmiş zamanda yaptım. Merhabalar. Bu hatayı hızlı hızlı hızlı. Dedim ne sen sonunda üzün ne ya da ben üzüm dedim. Yavaş yavaş ilerleyelim dedi. Zaten diyor ben de öyle yapmak istiyorum dedi. Hızlı giden dedim, atın durumuna gibi, bağlamayalım diyorsun. Gibi sana. Gibi aynen. O zaten dedi aynen ben de öyle düşünüyorum. Güzel öyle düşünmen. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Peki yani şimdi geçmiş ilişkine bakarsak farklı böyle görünüyorlar. Yani hangisi senin daha çok tarzın? Yani Hilal ben, senin tarzına yakın mı öyle diyeyim ben sana. O da yakın tarzıma. O tarzına da yakın, yakın biz. İnşallah olur kanka. İnşallah hayırlısı bakalım. Olursa olur dediğin gibi hayırlısı. Olmazsa canın sağ olsun. Tabii canım olmazsa yapacak hiçbir şey. Aynen. Zorlamaya gerek yok. Ben bazı şeylere vesile olmak istiyorum. İki dakika tabii ya. O arada sızış. Kaçar dedik ama neyse. Şimdi sabah bir haber aldık. Kimimiz sevindi, kimimiz üzülmüştür diye düşünüyorum. O yüzden doğru biraz daha böyle... bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde dile getirerek bir şeyleri... Ne var ne yok konuşun lan. Ulaşsın istiyorum. Evet ya! Konuşun lan ne var ne yok. Yaşayacaksınız yaşayın kardeşim. Aynen öyle. Şu an gizimin iç sesi olmak sen? İstiyorum. Gizimin iç sesi. Ya erkenden bitirecek içimde kalan o zaman şeyleri hadi ben tam olarak yaşayamadım tamam, ben ya. Ben bir tane bomba bırakayım gerisini. Ya Gizber! Of! Ben bir tane bombayı bırakıyorum. Bunu da yalan derse... Kalleş yani o derece. O kadar. Söyle. Hatırlıyor musunuz biz şeye gitmiştik, bir kahve içmiştik falan. Evet. Bu kahvenin üstünde bir şey yazılıyordu. Evet, ben orada, de gördüm ama sen söyle. Orada arkadaş bize bir şey demişti, hatırlıyor musunuz? Üstüne yazayım diye. Bir arkadaş da Gizber yaz demişti. Hatırlıyor musunuz? Acaba! Acaba! Acaba, acaba kim? Acaba kim? Acaba kim? Hadi bunu da yalanla. Hadi yalanla. Aynen, yalanla bunu da. Kaç tane şahidim var sayayım. Oğuzhan, Murat, Bat, Berk, Enes, Oğuz. Evet. Bildiğim bir halı saha kadrosu şahit yani haberin olmaz. Ben şimdi o bir buçuk haftayı üç güne yazıyorum o soru işaretini ben kaldırıyorum ya da sen kaldır kardeşim ben artık konuşmak istemiyorum yani. Ama burada yani şimdi adamın da ne düşündüğü çok önemli. Bir bomba da sen patlat. Bir bomba mı patlatayım? Evet. Bilmiyorum kim ne kadar gördü etmiyor. Ben Twitter'da gördüm. Gizem'in... Hayır babacığım bomba dediğim Berke'nin ağzından çıkan şekilde patlamışlarım. Evet. Ya. Dostlar şu an... Hani mesela bir şey olmuştu ya. Tüh lan niye böyle dediniz de böyle oldu. He. Onunla alakası yok. Patlat kardeşim kalmış oldu. Onların onunla alakası yok. Merhaba. 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 Patlat.
Patlat gelsin bombayı. Yok oğlum öyle bir şey yok. Pasta geliyor, birileri bugün kötü müymüş? Patlatsana oğlum, içten içen yok. Ben patlatıyorum o zaman. Allah Allah, Oğuzhan nerede? Hadi oğlum, ben patlatıyorum! Patlat! Patlatıyorum! Patlat! Misafir geldi, bir dakika. Merhaba. Kim doğum günü oğlum? Kim doğum günü? Kim doğum günü? Valla tatlıyı patlıyor. Sen patlat. Sen patlat. İyi ki Berke'ye gelmedin. Nerede? Abi ya kimi arıyorsun? Bir dakika, misafir geldi. Oğuzhan'ı arıyorum. Oğuzhan'ı mı arıyorsun? Oğuzhan arıyor. Oğuzhan burada değil. Vaaay. Evet. Vaaay. Sana pasta getirdim. Aa. Kötü sevgiler. Aa. 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 Valla iyi olduya getirdim. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle, öyle mi söylemek istedim şu anda? Hayır, biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yeni falan filan hani. Çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla, anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Sıksana kendini. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım, iyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Melih'im. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür tam ederim. Senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak... Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tane benim. İyi ki varsın. Dedikodu yok mu Hilal? Dedikodu sende yok mu? Bende yok. Ben ne yapayım sap sap. Öyle yok işte. Be. Bende de yok aşkım. Ben hala bir yolunun yolundayız biz de hala. Ha, sen girmek istiyor musun ki? Karşıdan mı bekliyorsun? Yani bakacağız gerçi aslında. Evet. Ben acele etmek istemiyorum. O da istemiyor muhtemelen zaten. İkimiz öyle anlaştık. Gitgide güzelleşiyorsun. Alıştın mı buraya? Alıştım aynen. Evet. Bir şey diyeceğim kanka. He. Murat'ın bu dansını laf etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ve dışarıda hala önceden görüştüğü duyguları olan bir insana tweet atması hakkında ne düşünüyorsun? Dilara'cığım! Dur. Dilara'cığım! Aklıma gel. Ne duygusundan bahsediyorsun hayatım? Duygu ne değil. Ne duygusundan bahsediyorsun? Yani sonuçta ismi anladı. Aşkım benden izin aldı. Ne dedi sana? Tweet attı. Hironur'dan izin alıp da bunları söylüyorum yaptı. Niye azaltam olur? Benden izin ben... almadan benim... Sevdiğim tamam, tweet atabilir mi? Şöyle atamaz. Bir nasıl bir şey? Travması olmuş o kişinin, Yeliz'in. Travması mı olmuş? Enişteci evet. Olayında oldu ya hani. Bu evde patladı enişteci. O kelimesine mi travması var anladım. Hayır evet ama niye Murat direkt arası bozulur bozulmaz enişteci diye tweet atıyor ki kızın arası aklında. Bozulur bozulmaz tek arası zaten yoktu. Tamam sadece arası Yelizci, vardı bir dönem ama. Bir dönem hayatım bir dönem burada herkesin birileriyle arası oldu tamam, zaten. Ama yani o niye şimdi arası var kadını... Hayır Dilara'cığım. Arası var olabilir ama konuşuyorlar mı konuşmuyorlar. Birbirine laf ediyorlar mı atmıyorlar. Yeliz neden ses odası açıp ilk önce Yeliz yaptı. Ben hatta dedim ki Murat bir dur yani bir şey yapma hani bir yazma dedim. Çünkü Murat bir anda sinirlenebilecek bir çocuk. Boğa burcu yani ben de kendim öyleyim. Dedim ki bir dur dedim hani bir bakalım kız neden yapmış neden böyle söylemiş. Sonra baktık kız uzatmış Yeliz'ciğim. Ne demiş? Ya işte... Siz bir gün mekana gitmiş, olay şey bir mekana gitmişsiniz. O zamanlar Yeliz de bir şey söylemiş Murat'a. Burada da Berke sormuş Murat hani söyle demiş hani topu atmış Murat'a. Murat da söylemiş hani Yeliz söylemiş demiş. Yeliz de Sedus'un da benim senin işte şeyim yok. Sen benim ismim nasıl bir şeyler falan yani sormuş. Ondan sonra demiş ki sen demiş benim sayemde şey oldun. Hani atıştıyorduk sen o yüzden burada şey oldun. Bu işte Busmerlerin yanında durdun da şey oldun. Yoksa senin hiçbir şeyin yok. Kız bu şekilde laf atıyor. Onu sence görmedim. Bunları laf ettikten sonra Murat niye sessiz kalsın?
Çocuğu kırmızı odaya gönderir misiniz? Hayır abi. Popüler olarak sizden rica ediyorum. Popülerliğin nerede oğlum? Popülerliğim şu an yok. Murat ama var olarak varsayın burada. Çok popülerliğimi kullanmak istiyorum. Sizden ricam. Hadi dağıtalım. Belki arkadaşınızın kırmızı odaya gönderir misiniz? Siz yorulmayın. Herkes, lütfen. Bence herkes de bunu onaylıyor. Herkes onaylıyor arkadaşlar. Evet. Sabah daha günaydın da pasta mı? Erkek kızlarım hiç yok. Yemez mi diyorsun? Kanka ne? Bak çok ciddi. Boşuna vakit robot kaybetmesinler. Lan popüler. Belki orada bakışakları çektiler ama sohbet adam akıllı edemeyecekler. Şu robotu sal buraya gelsin. Kırmızı odaya gitsin. Bak kırmızı odaya gitsin. Tek kişiyi çağırabilecek zaten. Lan aslında istediği kişi zaten bu. Murat. Gizem'i çağıracağım. Murat. Vesile olalım bazı şeylere. Murat. Olmayalım mı? Murat. Çocuk aşkı hak etmiyor mu? Murat. Şurada kalmış 3-4 kala belki. Belki 10 kala uzar uzamaz bunu bilemeyiz. Ne olacağını robot, bilemeyiz. Her şey sana yanımız, yanımızın ne olacağı belli olmuyor. Her şey sana bağlı herkes robot. Herkes istediği gibi yaşasın hızlı bir şekilde. Zamanı değil diye yaşayamıyorlar. Çocuk adım atamıyor. Evet! Evet! İşte bu! Yeah. İşte bu! Hayır abi ya! Ya oğlum sen rahatsız. Murat yaptı. Hadi. Hadi hadi. Abi böyle bir şey yok. Bro bir şey söyleyeceğim. Hadi Geyne hadi. Hadi Geyne. Vay arkadaş ya. Hadi biraz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Gel. Kalır. Ne yaşıyorum o? Robot. Anastasya'yı mı sekoluyorsun? Gel gidelim hadi. Vesile olur ha. Anastasya. Anastasya. Bakar mısın? Bakar mısın? Canını al. Siz de buyurun arkadaşlar. Özler mi gidiyorsunuz olarak? Alın burada tabaklarınızdan. Olsaydı da baksaydık çocuklara dersin. Saklı saklı. Anastasya bakar mısın? Buradan bir sürü üçünü dağıtabilirsin. Bugün de güzel olmuş. Sağ ol bize baktığın için. Ben de çay getiriyorum sana o zaman. Tamam. Hadi arkadaşlar sağ olun. Vallahi gerçekten çok güzel olmuşsun. Bugün ne demek canım benim ya? Gidebilir miyiz? Ne demek? Özledik, dün de izinliydik, göremedik. Ne demek? Buyurun. Kız arkadaşlarımıza gidebilir miyiz? Rabia atmanız olduğun sürece güzel taş kalmayacak. Olur mu? Baktın o kadar bir cevap ver, cevapsız bırakma. Ben üzülmem bunu. Aman kesene bereket. Ne demek? Olur mu? Ne? Hadi daha. Oğlum bir şey demedin ki. Murat alsanıza. Evet. Alsana Murat. Vallahi yok. Alsan. Çatal mı? Çatalı. O çataları nereden çatal aldın? Çatal iki tane dışarıdan aldım. Dışarıdan mı? Bunlardan yiyin isterseniz böyle. Bunu ağzına sokan var mı? Yok. Kaçalım mı biz? Öbür de buraya değil. Kaçsak mı bilmiyorum ki ya. Hazar, Ferhat, Kaan mı dedi? Oğlum bir de biz dedik ki biz geleceğiz dedik ya. Ha geldi çatallar. Geldi çatallar. Buyurun arkadaşlar. Gel ya. Robot. Anastasya. Burada kimse kalmayacak ki. Sabah sabah valla. Tamam, kalırsa sonra sağ inşallah. Abi, çok hazır. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sonra ama sağ olasın. Biz tamam. Gitmeyelim mi? Kaçalım mı? Onu mu istiyorsun? Kaçalım mı? Ne yapalım? Gidebiliriz yani. Yolu biliyoruz. Hayır belki yapalım. Robot. Yarına da yeriz onu. Ne? Yarına da yeriz onu. Tamam. Go go go. Nasıl düşünüyorsun Dilara'cığım benden de dinleyince? Şöyle, keşke böyle geçmişlerinden vurmayarak hani enişteci enişteci lafını kullanmasaydı keşke. Kim için diyorsunuz? Durun ben ya de ilk önce Yeliz Murat hakkında kötü şeyler söylüyor. Çünkü... Sonra Murat da bana sordu cevap verimi. Ben bir dur dedim. Sonra Yeliz devam etti maalesef ki ses odalarından. Ben de artık yazabilirsin dedim. Ses odalarında dedim. Mı? Ses odalarında Murat hep etiketliyorlar hayatım. Öyle biz de mi? Dinledik. Evet. Beni de etiketlediler. Ben bilmiyorum bunları. Ses odalarında konuşmuş çocuğu gömmüş de gömmüş, gömmüş de gömmüş. Yok işte o mekanların önünden geçemez. İşte o mekanlarda çevresi mi vardır? Benim sayemde İşte Busmer'lerin yanında durdu da birazcık takipçisi arttı. Yoksa hiçbir şey olamazdı. E şimdi daha da şeyler var ama ben söylemiyorum yani. Niye konuşuyor ki? İşte konuşmam lazım. Ben gerçekten kötü olduğunu düşünerek bunu yaptım. Evet. İyi görmedim seni. Kötüyüm. Hiç iyi görmedim. Evet. İki gündür biraz, biraz kötüyüm. Biraz dedim yüzü gülsün. Çok iyi yaptım. Gülüyor şu anda sayende. Vallahi. Zaten. Evet. Çok çok teşekkür ederim o senin zaman. Senin yüzünün gülmesi beni de güldürdü. Ekstra bu hareketlerin de zaten ekstra güldürdü yüzümden. O yüzden çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek rica ederim. Gerçekten. Sen ne yaptın? Bugün nasıldı? Çok iyiydim. Uyanabildin mi? Nasıl?
Güzel uyanabildin mi? Çok güzel uyandım bugün. Gayet güzeldi her şey. Hazırlanırken de gayet iyiydim. Kızlarla da gayet iyiyim. Herkesle aram iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Yanlış biliyor musun gerçekten kızlarla? Ya şöyle, ben çok fazla yaklaşmıyorum ki çok uzaklaşmayayım. Fazla yaklaşmayı sevmem ben. Güzel bir tespit. Güzel bir aynen. Anlayayım. Fazla yaklaşmıyorum ki uzaklaşmayayım onlardan. Çünkü onlarla arkadaş olmak benim için şu anda çok mantıklı bir şey değil. Burası bir yarışma. Bu yarışma dahilinde kimseyle arkadaş olamam. Evet. Olmayacağım. Arkadaşım değiller. Sadece buradaki yani yarışmadaki insanlar onlar. Yani tanıdığım insanlar. Belki kalpleri güzel, iyi insanlar sevebilirim ama arkadaşım değiller. Sadece de ki niye hani ismimi verdin, bir şey yaptın, geç. Ama o da bel altı vurmaya çalışıyor. Yeliz de konuşuyor. Murat da niye sussun ki şimdiki? Yani ilk önce sustu benim için. Sonra bana yine sordu. Ben dedim ki tamam hayatım dedim. Yazabilirsin dedim. O da atmış tweetini. En sonunda şey yazıyor. Hironur'dan izin aldım. Ya salak ya. Tam bir hanımcı oldu ya. Tabii hayatım benden hanımcı önceleri benden sonraları tabii ki de. Bu kadar basit yani. Dilara'cığım sen iletirsin arkadaş cağızına. İki taraf da haksız. Yani ya orası da öyle. Ağzını yiyerek de konuşma hayatım arkadaşım sonuç olarak. Hayır tabii ki de arkadaşındır ama ya hani gelip dedin ya hani bir konuş hani bir şey yap ondan sonra. Ben kendim konuşacağım Yeliz'le Murat'a zaten. Murat'a şey yapın. Soracağım hani ne konuştum diye. Ya da konu bilmiyorum. Nereden açılmış ha, konu mesela. Konu nereden açıldı? Çok anlamsız bir konu. Tabii ki de. Tabii ki belki bir yerden açılmıştır. Onun da şimdi bilmiyoruz ya sebeplerini. Bir yok, bakalım nereden söyleyeceğim. Niye açılmış. Bir mekana gitmişsiniz bir şey olmuş. Murat demiyor. Berke diyor ki hani Murat diyor sen şey yapsana diyorum. Top atıyor Murat'a. Murat maalesef ki isim vermek zorunda kalıyor. Öykan'a diyor ki hani bir tanıdığım diyor. Öykan diyor ki kim? İsim ver hani. Murat maalesef o yüzden veriyor. Yoksa Murat da şak şak hani dedikodu şey yapmıyor. Hani anladın mı Dilara? O yüzden tamam. O da demiş ki niye hani şey yapıyor, niye öyle yapıyor. O da öyle söylüyor yani. Sonra bunu söyle, aslında bunu söylesin geçsin yine bir şey dedirtmezdim Murat'a. O da bel altı bir şeyler demiş. Kolye takmışsın, ters mi dönmüş acaba? Hayatım annem almıştı onu ya. Kayınvaliden pardon. Annem diyorum ama o benim annem. Ya. Gizem'in gerçekten ilişkilerde hiçbir hatası yok. Bak ciddi hiç söylüyorum sıfır. Arkadaşımsın diye değil. İki ilişkinde de hep sana haksızlık yapıldı bu gerçekten. Arada. Gerçekten. Ama yani... Biz diğer ilişkini de çok yargıladık arkada ki görsel olarak ne kadar yakıştırıyoruz desek de. Hatta... Ama Ferhat'ın yaptıkları da yani ondan da bin beten şeyler yaptı evet, yani. Bunları beter. Da konuşmuyoruz. Kanka neyle itham ediyor beni ya? Şimdi burada her şeyi konuşamıyoruz da. Berke'nin yaptığı ne ki onun yanında? Berke kıskançlıklar yaptı ve hakaret oldu aramızda. Ama bana iftira attı onunki yani Ferhat. Onunki de yanlıştı Ferhat. Ama o da yanlış. Ferhat'ınki de ama yanlış. Yani şunu görmüyorum. Ferhat'ınki asla kabul edilemez. Boyutu ulaştı. Ya onun için... hakkında ortaya iddia atıldı. Ben inanmamayı tercih ettim ve sustum. Çin o içeride iddiaları da boş var. Ve yani... iddialar boş değil. Benim elimde de deliller var. Ben konuşmadım. Yani hani kıyaslayınca bence Ferhat benim canımı çok yaktı. Aşkım Ferhat yani da Berke senin canını yanında yaktı. Hiçbir şey. Evet Berke'yle de çok kötü anlarımız evet. Oldu ama en azından pişmanlık duyabildik. Ben de o da pişmanım diyebildi, özür dileyebildi. Ya en azından dost kalabildiniz, dost arkadaş helalleşme kalabildiniz. Helalleşme aranızda. Oldu. Ferhat'la bu olmayacak aramızda hiçbir zaman. Ben şunu bana söylüyorum çünkü iftira Gizem, attı. Senin artık, ben zaten seni uyaracağım artık ilişkilerinde. Artık sana fedakarlık yapacak insanlar. Evet, evet. Günaydın. Günaydın. Şey dedim, günaydın. Bekleyeceksin. Evet, ben çaba bekleyeceğim karşı artık. Göstereceksin. Aynen. Senden ne haber? Hoş geldiniz. Nasıl geçiyorsunuz? Bye. Evet, kısmetse olur ekibi olarak Kırmızı Oda'ya gönderildim. Murat'ın destekleriyle sağ olsun. Kameraman ve arkasındaki ekip olarak veya kim işte seçiyorsa, bir kişiyi buraya gönderebilirse, ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Birini göndersin, birisiyle geleyim, gelsin konuşalım burada. Selam. Ne haber? İyi sen? İyi çok şükür. Şimdi küçük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Oturabilirsiniz hanımefendi. Şimdi Murat'ın çok fazla baskısıyla kameraya birkaç ufak tefek şeyler de söylendi erkekler evinde.
Murat'ın da ufak tefek bir baskılarıyla Kırmızı Oda'ya gönderilmem icap gördü. Tamam. Ondan sonra ben de geldim buraya. Dedim ki bana neyi uygun görüyorsanız gönderir misiniz? Ay, sen yanlış anlaşılma olmasın diye yani. Hı. Ama senin üzerinden konular dönüyordu orada. Kırmızı Oda'ya gitsin diye herkes tutturdu falan. Ben de buraya geldim. Şimdi işte yine yanlış anlaşılma olmasın diye gizem demedim ama işte... Yanlış size... anlaşılma ne belki? Kendi adıma. Nasıl yani? Yanlış anlaşılma. Öyle yanlış anlaşılma işte. Sen şaka yapıyorsun. Gitti mi? Gitti. Biz bir hava alıp geliyoruz. Gitti. Kırmızı Oda'ya gizem mi gitti? Neye geldiniz? Kırmızı Oda'ya gizem mi gitti? Evet, Nihle de gitti. Nihle de gitti. Kırmızı Oda'ya basmaya gidiyorduk. Nihle de gitti. Nihle de gitti. Onlar Kırmızı Oda'ya basmaya gidiyormuş. Ben de! Hadi git, sen de git. Ben de! Mert! Ben de! Ha, böyle bir niyetim yok. Niyetten değil, biz her yerde oturabiliriz, konuşabiliriz seninle. Evet. Bundan bir sıkıntı yok. Evet. Biz ufak bir şey söyleyeceğiz. Aynen. Sana da 500 kere söyledik bunu. Yani konuşuyoruz, anlamıyorsun ama yapacak bir şey yok. Ne oldu? Biz ben böyle biz böyle bir şeyi onaylamıyoruz. Sana çok defa aslında da söyledim. İlişkiyi onaylamadığımızı söyledim. Bu ilişkiyi onaylamadığımızı söyledim. Arkadaşlar ilişki yok. Tamam, belki İşte olacak olsun. Bir yolda onaylamadığımızı biz sana kaç kere söyledik. He. Haberin olsun ya biz... Ben ne güzel cevap vermedim. Ya da bu ilişki. Ya biz, ya kardeşlerin, ya da bu durum. Sen bilirsin. Biz daha buna bir şey demiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Manyak mısın? Hayır, başka hiçbir şey söylemiyoruz. Başka da hiçbir şey söylemiyoruz. Ne bu? Gördün değil mi nasıl gitmedi ama? Teşekkür ederim. Yemedim ama neyse, yine iyi hissettirdi. Yani rol de olsa güzeldi. Tercih edilen çok oldum ilk kez. Yani yuh ya. Kankacım yuh, ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? Komik değil ki yani, ne yapmaya çalışıyorsun? Dilara, yanlış, Diloş yanlış anladı. Ay, o anlamda değil aşkım, benim ben de kardeşim de. Ayşe istemiyorsun. Hani, niye gel? İçinde bulunduğum ben de biliyorum. Gizem'in üzülmesini istemem. O yüzden diyorum, ne yapmaya çalışıyorsun otur sen diye. Otur şuraya, gel iki dakika. Ben oturmayacağım. Siz abi, ne için çağırdın onu merak ettim. Ne için çağırdın? İzleyince göreceksin kardeşine haksızlık ettiğini, anlayacaksın ya. Ne için? Ne için çağırdın? Çok ama yani şey yaptığın yanlış. Gerçekten Berke yani. Yuh. Evet, sırada kim var? İlayda ile Beyza geliyor mu? Murat'la Mert şeyi de çevirmemişiz burada. Mert'le Oğuz'un şaka yapacağını tahmin ediyordum. Ama Dilara'nın bu hareketleri ciddi mi değil mi? Gerçekten bilmiyorum. Çok gerildim şu anda. Nasıl neyse, zaten var? Murat'ın zorlamasıyla çağırmış. Zorlama değil. Gelmeyeceksem gene gelmezdim. Ki seni de göndereceklerini biliyorum yani. Bakalım ne olacak. Başka bir şey söylemek ister misin? Yok, sen sormak istiyorsan sorabilirsin. Sormak istediğim bir şey varsa. Ne yapmayı planlıyorsun? Neyle alakalı? Hayatınla ilgili, burada, dışarıda. Bakacağız. Ne yaşıyoruz şu anda? Şey düşünmek aklında istemiyorum. Aklında bir plan yok yani. Tamam. Var, birçok plan var. İşte hangisini yapacağımla ilgili karar veremiyorum sadece. Biraz da yorulmuşluk var. İlk başta bir dinlenmek istiyorum biraz. Ondan sonra bakacağım. Yön vereceğim hayatıma. Sen ne yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Yani buradayım işte. Yani burası bitti. Burası bittiğinde okulum var. Okulum dışında bir şey düşünmüyorum. Ben de taşınacağım. Nereye? Avrupa. Avrupa. Büyük ihtimalle yine Anadolu ama Avrupa da olabilir. Kaç yer baktım. Ne yapalım? Geçelim mi? Hayır, bakalım. Geçelim. Konuşuruz çok zaten. Çok da konumuz yok. Sen nasılsın şu anda? İyi misin biraz daha? Ben valla şu anki hareketinden dolayı biraz daha iyiyim. Vallahi. Mutlu ettin beni gerçekten. Mutlu ol canım. Mutlu yani. Mutlu oldum. Seninle çok güzel sohbet ediyoruz. Yani o kadar güzel bir enerjim var ki. Hı-hı. Ben o yüzden ona istinaden dedim ki hani mutsuz görüyorum bu çocuğu. Ve hani şey görüyorum, kafası karışık görüyorum. Böyle güzel bir şey yapayım en azından. Böyle birazcık yüze gülsün çok dedim. Çok iyi yaptın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi geldi bana.
İşte bu yaşanan olaylardan ötürü yani bu zamana kadar... Ya çok fazla üstüne geliyorlar kuzum senin. Evet. Anladın mı? Evet, çok üstüne geliyorlar. Çok üstüne geliyorlar. O yüzden sen de mental olarak çok yorgunsun yani. Evet ve kimseye bir şey inandıramıyorum. Yani herkes istediği gibi düşünüyor. Yani düşünmekte ben şimdi objektif olarak baktığım zaman erkekler evinde hani dostum dediğim ya da tabii ki de arkadaşlarım var ama yani ben mesela bir yorum yaparken kritikte bir şey söylerken bir şey yorum hakkında bu, yorum yaparken arkamda beni destekleyen mesela kimse yok. Kimse yok. Bildiği halde olayı. Evet. Olayı bildikleri halde destekleyen olmuyor. Ben buna çok şey oluyorum yani neden acaba bunları böyle yapıyorlar? Bunları neden yaşıyorum diyorsun değil mi? Bunları neden yaşıyorum diyorum. Ve evet. Onlar da benim hakkımda yorum yapmayacak. Tek başıma 18 kişiyle kişiye karşı kendimi açıklamaya savunmak zorunda kalıyorum. Evet. Bazen yeteri kadar bu yüzden herkes bir ağızdan üstüne gelince bazen yeterli açıklamayı yapamıyorum. Hı hı. Bu yüzden de kendimi net ifade edemiyorum. Yalnız dolayısıyla yalnız olmadığını hissetmen lazım aslında. Yalnız değilsin. Mesela ben seni açıklayıcı buldum. Gerçekten çok anlayabildim, dinleyebildim. Ben de ilk seninle konuşurken tepkisel sana yaklaşmıştım. Acaba mı ki falan demiştim. Yani bu olaylar yaşandı mı, böyle mi yaşandı vesaire falan. Evet. Sonrasında seni algılayabildim ben. Ben seni algılayabildiğim için bugün bu haldeyim zaten. Gerçekten mi? Gerçekten şu anda beni birisinin anlaması beni çok mutlu etti. Seni anladığım için bugün bu haldeyim. Çünkü gerçekten bazen insan bir şeyi aktarmaya çalışırken yanlış aktarıp üstüne yalan söyleyemeyip, yalan söyleyemediği için yalancı durumuna düşüp bu hale gelebiliyor. Gelebiliyor. Okuyor musun şimdi bir yerlerden mi? Kafamdaki düşünceleri aynen, mi veriyorsun? Okuyorum. Ben gerçekten şu an çok şaşkınım yani. Bu kadar beni iyi anlayan birisi benim hayatımda çok az oldu. Biz yani. İkimiz birbirimizle şey olarak benziyoruz. Sen Başak Burcu'sun, ben Oğlak Burcu'yum. Toprak anlaşabiliyorlar mı onlar? Anlaşabiliyoruz. Belki de ondandır. Biz anlaşabiliyoruz. Birbirimize benziyoruz. Belki de ondandır. Hmm. Sen nasıl düştün bakayım ya? İyi, senden ne haber? Alıştın mı? Oo, aşkım benim. Evet, biraz öyle oluyor. Ben sonradan alışıyorsun. Şöyle uçtum bak, iki elimde pizza vardı. Ben çok heyecanlı. Ay, aşkım ya. Sıcak su var mı? Yaramıyorum. Mandırlar gibi pizza çıkmıştı. Koştum oluyor. Gel ben bir şey almalıyım. Gel, gel oturalım. Sonra takla atmışım. Peki bir şey söyleyeceğim. Beyza bak sabah bana şey söyledi. Yok kötü haber falan filan. Ben şu an kötü haber kalacak kıvamda değilim ha. Ay şimdi kötü haber değil. Bak. Çok kötü haber. Bak ne oldu? Düştüm ya. Kıyırdı. Şöyle düştüm ya. Tam da Murat'ın tırnağı. Evet. Ya şaka mı? Orada yerde kaldım pizzalarımın ayırında. Ay bu pasta kiminmiş almış? Rabia şey aldı kanka. Neli o pasta? Oh. Çikolatalı galiba alsam da sevmem zaten. Çikolatalı istemem. Aşkım izinli günümüzü ilk şunu tırnağını yaptırmak olsun. Ama çok kötü düştüm. Yok hepsi düşmeliydi aslında. Yuvarlandım çünkü ama bir tek o düştü. Herhalde nazar. Nazar var üstünde. Hayır çünkü şu tırnağında Murat yazıyordu. O tırnağı düşmüş. Ay şu ellerindeki yarayı görmesem bilerek çıkardı falan dedi. Yok canım, aşkım yok. Gerçekten öldüm. Öyle sanırım. Yok aşkım. Elle mi yarı? O kötü haber ne ya? Ben onu merak i̇şte ediyorum. İşte bu işte bu. Bat. Ha, okey. Bu benim için çok büyük kötü bir haber aşkım. Bizim uyumumuz yok ama olsun. Evet, uyumumuz yok. Kımıcı hocalara gideceğim diye beni burada yalnız bıraktı mı? He? Benim kütledi, dur. Kütletme. Bir şey, bir arada kaldım neyse. Söyle söyle. Arada kalma söyle. Sonra dışarıda söylerim. Neymiş acaba? Hem mi çiçekler güzel? Hem de çiçekler söyle. Kulağıma mı söylemek istiyorsun acaba? Kulağına söylesem de duyuyor bu mikrofon. Daha rahat olursun. Hayır, bu önemli bir şey. Ha, o zaman dışarıda. Tamam. Evet, yani burayla alakalı ama bilmen gerekiyor. Okey, o zaman öyle yaparız. Kötü bir şey mi? Yani iyi bir şey değil. Ama kötü bir şey de sayılmaz. Bakacağız, merak etme. Evet. Seninle ilgili o zaman? Benle ilgili. De başka biriyle daha ilgili.
Bu B harfiyle başlayan kişi değil. Başka bir arkadaşım. Yani benim arkadaşım aslında. Burada. Ama çok önceden olan bir şey. Ha, tamam, sana konuşuruz. Yani kınabileceğin çok bir şey yok. Tamam, kımarı da yansıtılabilirsin belki. Söylemekle söylememek arasında günlerdir kaldım. Canım, bir önemli bir şey değilse... Söylesem mi, söylemesem bak, şöyle mi, şey var. Mi? Önemli bir şey, ciddi önemli bir şeyse söyle. Hani rahatsız edecek bir durum varsa biz ileride... Ya ileride rahatsız etmez aslında. Tamam. Tamam, sonra söylersin. Sonra söyleyeyim ben yani. Oraya Frank'in yanına gidelim biraz. Tamam. Aslında benim yaşadığım ilişkideki sinirliliğim ve anlaşılmadığım için süre gelen bir gerginliğim vardı. Bu gerginlikten dolayı çok da yakın olamadım buradaki insanlarla. Ve yani mesela bana diyorlardı ki işte evin içerisinde çok samimi değilsin ama evin dışarı çıktığımız zaman mesela çok samimisin dışarıda oturduğumuz zaman. Çünkü dışarıda oturduğumuz zaman gerildiğim bir şey yok. Uyanıyorum, sizle buluşuyorum, mutlu bir güne başlıyorum. Aynen öyle. Ama burada ilişkimde... Gerileceğim hiçbir şey olmuyor değil mi? Olmuyor. İlişkimde kadınla burada kavga ettikten sonra, geldikten sonra ben zaten gerginim. Evet. Yani bir anda bir saat sonra modum değişmiyor. Öyle kalıyor gün boyu. Öyle ben şey bunları biliyorum, niye bunu gösteriyorsunuz ki yani? Yani seni bu enerjiden çıkartmak lazım. Ya ben hiç konuşmadım. Yani çıkartmak için sen elinden geleni yapıyorsundur. Hayır. Umarım yapıyorsundur. Ben ama ben de bu saatten sonra senin yanındayım yani. Gözlemlemek istediğim bir insansın yani çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bu saatten sonra üzgün olduğun zaman tık buraya geliyorum, pastayı veriyorum, gidiyorum. Evet, çok enerjimi yükseltiyorsun sen. Yemekler falan. Vallahi ben şu an bu arkadaşlığı sevdim yani. Bu sohbet etme durumunu, seni görmeyi, seninle beraber bir şeyler konuşmayı seviyorum gerçekten. Teşekkür yani ederim. Bu durumun sonucunda ne olur umurumda bile değil. Umurumda değil. Sonuç olarak herkesin her şeyi hazır olmayabilir şu anda şu esnada. Evet. Herkesin her şeyi hazır olduğu durumda her şey olur. O yüzden ben gerçekten zamana bıraktım. Seninle arkadaşlığımı çok seviyorum. Evet, ben de aynı şekilde. Arkadaş olarak şu anda ben de aynı şekilde şu an tanıyorum seni. Gerçekten aynen. Çok iletişimi kuvvetli. Karşındaki insanı anlayabilen, onları gözleyip, gözlemleyip ona göre konuşan biri bayansın. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bayansın. İletişimi kurabiliyorum seninle çünkü. Bir insana yani iyi gelmek istiyorum. Sana iyi gelmek istiyorum. Evet, ben seninle iletişim kurmak gerçekten hani, bana çok iyi geliyor. Cümlesini önce bir kafasında aynı anda. Şeyi merak ettim ben. Dışarıda ben geçirdikten sonra kurması gerekiyor. Burada dışarıdan bir şey izlediğim yok. Gibi evet. Kadarıyla nasıl bir... Ne kadar beyinsiz bir insanla vakit geçirdiğimi anladım mesela az önceki cümlesinden sonra. Sen bölümleri izledikçe i̇şte de en büyük pişmanlığım kendime buydu, anladın mı? Haksızlığım, kendime zarar vermem buydu, böyle bir adamla oldum. Seni çok seviyorum aşkım, çok. Gerçekten çok. Anlatamam nasıl sevdiğimi. Amin. Ya. Ya. Öyle anlatıyorsun aşkım, ben ne yapayım? Amin. Amin. İlişkide erkeğin ya da kadının birbirine katması gereken şeyler var ama bu çocuk bana hiçbir şey katmadı. Aksine özgüvenini düşürdüğü yerler evet, çok oldu. Hiçbir şey katmadı yani düşün. Ama ben ona çok şey kattım. Bir kızla arkadaş olmasını kattım. Olunabileceği düşüncesini kattım. Çok tuhaf. Çok değişik. Ya bir de ben mesela hala görüyorum. Ya... Bir insan yaptığı hatadan hiç utanmaz mı? Bak biliyorum affı yok ama evet. Ben bu evde şunu görmek isterdim mesela ikisi tarafından da. Bir pişmanlık sana hani bak tamam yaptıkları bir şey yok evet ama sana bunu düşündürtecek şeyler yaptılar ya. Hani öyle diyorlar ya biz bir şey yapmadık. Aynen. Hani mesela en azından şunu duymak isterdim. Dilara hani takipleştiğimiz için özür dilerim. Hani ne bileyim. Yok. O tweet'i attım, sen yanlış anladın. Ya bir utanma, yok, bir yok, özür, asla bir yok. Pişmanlık. İşte böyle bir adam. Ay, suç onu böyle bir yaratıkla geçirdi. Hala dün yayını açıyor. Yayından şey bahsediyor. Can olayıyla kendi olayını kıyaslıyor. Ben yine erkek gibi dedim ki ben mesajlaştım dedim. Açıkladım yani bunu. Kanka baksana ellerine. Ooo, yara geçmiş olsun. Sağ ol. Çok kötü düşmüşsün ha. Çok kötü hem de. Ve tırnağında Murat yazıyordu. Bak o da tırnağı da kırılmış. Hem de o tırnak. Hem de evet. O tırnak. Sadece burada Murat yazıyordu.
Üzüldün mü çok? Acıdı mı çok? Sence? Evet. Oy. Kucuğum benim ya. Ya sen bebek misin ya? Ya ben seni okula mı yazdıracağım? Ha? Söyle. Ben sana suluk mu alacağım? Söyle bebeğim. Seni okula mı götüreceğim ben? Aşkım benden niye kitlemiyorum adına gülüyorsun? Alışkanlık oldu ha. Seni böyle sana sarı zaman aklımda kitletmeye gidiyor. Hep kitletmeye mi gidiyor? Yes. Ay kimden biliyor? Köpeklerim akıyor diye. Ya. Aşkım ben sana demedim mi? Bu ne dekolte? Kapat şunu. Bak bana. Bak ben artık nasılım. Sen açtın şimdi. Bende yoktu ki bu. Gırtlağıma kadar kapattım. Allah şaşırttık yani. Allah aman aman. Nemes. Nemes. Kadın saçımı. Ver şunu. Ver. Ya bu kimin ya? Ver bir, ver bir. Ver bir. Bu asla benim saçım değil, kalın telli. Bu saç benim saçım ince tellidir. Allah Allah. Nereden çıktı ki o saç? Sen şaka mısın? Dün gece giymiştim ben. Üstünde mi kalmış o saç? Gerçekten kalın kendi saçlarımı çok iyi bilirim. Senin saçın değil mi? Değil Mert'ciğim. Kaynak taktırdın ya, onun için senin saçın olmuş olabilir mi? Şimdi senin üstünden aldım ben. O da ince telli. Senin üstünden aldım. Benim üstümden falan almadın. Senin üstüne aldım. Sen kendi... Ya sen çok yalancı bir insansın. Bak kayıtta kayıtta. Aldın bak. Vallahi kayıtta. Üstünden çıktı benim buradan almış gibi yaptın. Kamera kayıtta görmedin mi sen? Bir hareket ver. Kadın saç teli var şu an bir kere burada. Ben de bu senin üstünden almadın mı ben onu? Senin üstüne aldım. Vallahi senin üstüne aldım. Ne oldu? Sen dün gece neredeydin? Evdeydi. Yalan söylüyorum. Vallahi evdeydim. Nerede olabilirim? Şuradan aldım ya, böyle aldım. Tam da değil aslında. Senin saç teli. Hayır aşkım. Sabah Dilara ile falan yapsan Dilara'nındır belki. Böyle. Yan yanaydınız ya. Bu konu burada bitmedi Mert. Bitmedi. Yazmıyor. Şimdi ne yapacağız? MSN'den konuşacağız. Kimle? Senden. Sizin Rümeysa ile bir şey var mı aranızda? Bir barışmadır vesaire. Yok ben düşünmüyorum. Arkadaş olarak ben zaten görüşüyorum onunla. Sabah da bana küstüğünü söyledi. Ben de bir kahve getirdim. Öyle bir durum ama... Bilmiyorum yani ya. Beni niye güldürüyorsun? Rümeysa ile burada bir ilişki istemiyorum. Vallahi istemiyorum diyorsunuz da iki dakika sonra diyorsun ki Rümeysa'yı tanıyorum. Yani ilk kez Rümeysa gibi kahkaha atmaya hak verdim ona az önceki tepkisini. Nasıl? Efendim? Anlamadık. Sana kötü bir şey, sana hak verdim diyor. Yok, sen duymadım o yüzden sordum. Ya, diyor ki istemiyorum diyorsunuz diyor ama beş dakika sonra başka bir şey yapıyorsunuz diyor. Onun için söylüyor. O diyor ya istemiyorum Rümeysa ile bir ilişki diye. O benim tepkilerime göre. Ha evet mesela. Yo şu saatten sonra ben şu anda bakıyorum. Rümeysa dese gel gerçekten olalım dese kalkarsın buradan elini tutarsın. Bu. Hayır bak şimdi ben. Hayır mı? Evet. Ha, bak mesela. Ben geçen programda da dedim. Yani ben buraya geldiğimde iki kişi vardı zaten burada. Ben de eski sevgilime olan saygım sevgimden hürmetimden onunla bir konuşma durumuna girdim. Tamam bunu kadar. Söylemiştin zaten. Yani o kadar yani. Ben onunla burada bir ilişki yaşamam. Aynen. Peki burada bir ilişki yaşamayacağın birini neden buraya geldiğinde ben senin için geldim vesaire dedin. Tamam deseydi burada o ilişki yaşayacaktın. Ya tamam da ben çekiyorum gidiyorum peşinden geliyor. Sonra kritik de geliyor omzuma yaslanıyor. Evet bu arada onlar da doğru. Yani ben yaparım şu anda... tabii ki de burada sonuçta sen benim... Biz seninle bir arkadaşlığımız oldu anladın mı? İki senedir sen benim tanıdığım bir insansın. Ben orada neler yaşamışım. Arkadaşlığımız olmasın o zaman ya. Sen bana sonuçta güç oldun. Burada millet iki bölümde neler yapıyor. Valla palyaçoya dönüyorlar. Hiç umurumda bile değil. Beni o zaman düşmeyecektin o durumlara. Yani. Dönüştün diye sorarlar. Kim palyaçoya döndü? Çok iyi biliyorsun canım.
Rümeysa, sen o kadar gurursuzsun ki adam sana burada böyle yaptı. Ya benimle olursun ya da ben senin olmam tıpış tıpış. Keşke palyaçodan beter oldun, soytarı sen, oldun. Soytarı tıpış olan tıpış sensin. Beşine gittin. Sen orada, bir de geldin burada kafanı adını oldun. Sen orada kalemi. Evet, o benim, yani. O benim iki senedir hayatımda canım. İki gündür tanımıyorum. Aynen, biliyoruz biliyoruz. Bir yemeğe tanımıyorum. Çıkma olayınız da olmuş, duyduk. Ne olayı olmuş? Bir yemeğe çıkma olayınız da olmuş. Nasıl? Ne? Anlatır mısın? Ne? Nasıl bir olay? Bilmiyorum. Bizim... Benle alakalı mı? Bilmiyorum. Sen mi başka eski sevgilisiyle başvurdun mu bilmiyorum. Gerçi sen zaten biz yemekteyken bana da söylemiştin hatırlarsan. Evet, ben söyledim eski zaten. Eski sevgilin başvurdu. Orada kimseye yar edemem, barışacağım diyordun. Yo, öyle bir şey söylemedim. Sen var ya sen. Sen neler söylüyordun canım? Kız gösterdin ya fotoğrafını adamın katılacak diye. Söyleyebilirim, başvurduğunu söyledim zaten. Gözlük sen miydin? Ben burada aksini iddia etmedim ki İlayda. Burada kim olsa... Az önce diyorsun ya, bana laf atıyorsun ya yine iki güne palyaço oldular diye. Sen kritikte beni yargılayamazsın, başını omzuna koydun diye. Sen burada neler yaptın? Yargılarım, gurursuz adam sana dedi ki... Neyin gurursuzdur? Adam sana dedi ki benimle barışmansan... Adam bana gelmiş zaten. Peşinden de gittin. Sana gelmedim diyor sen adam. Sen benim eski muhabbetimi diyor. Sen benim adam eski muhabbetimi nereden biliyorsun? Sen niye beni palyaço diye buldun? Sen bana her şeyi, sen sürekli bel altı vuruyorsun. Sen başlattın yine. Kurukacın ne senin? Tam sen de ilk buluşmalarda telefon aldırıyorsun aşkım erkeklere. Burada gelip benim kolye muhabbetlerimi açıyorsunuz. Hepsi kanıtlarıyla yapacağım. Bak sen kalk. Bana sadaşma. O benim. Bak sen bunu bilmiyorsun. Ben sen değilim. Ben senin gibi bana şunu al, bana bunu al demem. Anladın mı? Evet. Aynen öyle. Hediye geldi. İlk buluşmada telefon aldı. Ya kaynakların bedava gelsin diye benim. Kuaför sevgimi tercih ediyorsun. Ne yapıyorsun? Bana burada bir şey anlatma ya. Ne? Ben kimseye bir şey al falan diyecek bir insan değilim. Seni düğün sen düğün salonunda garsonluk yaparken seni kim çıkarttı? Bak burada beni konuşturma. Düğün salonu, garsonluk falan yaptım ben. Ne anlatıyorsun ya? Hazır Mesai'ye yaptığın bütün maddi destekleri söyle o zaman. Aa. Beni buradan vurma. Ben beni garsonluk yapmadım hayatımda. Ben bak, organizasyon bak, şirketinde çalıştım 9 sene. Burada yayınlanmayacak şeyler söylüyorum. Yo, yayınlanmış. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmadım. Ne anlatıyorsun sen ya? Neyin anlatıyorsun? Hadi. Ben organizasyon şirketinde 9 sene çalıştım. Benim erkek arkadaşım. Bana aldığı hediyeden sana ne? Tamam, bana laf edemezsin. Benim erkek arkadaşımın bana aldığı hediyeden sana ne? Çok iyi biliyorum, sen bana laf edecek bir insan değilsin. Bak düzgün konuş benimle. Saygıyı bozmayalım bak. Gel sana. Aynen. Bana hey, bir dakika sen. Bir bırakın ne yapayım? Kimsin benim namusuma konuşuyorsun? Sen kimsin benim namusuma konuşuyorsun? Bir tane yumruk atacağım. Koy bak böyle duruyor. Sakin, hayır. Kelimelerinize dikkat edin. Ya düzgün konuş sen de. Düzgün onun ne konuş. Dediğini biliyor musun? Düzgün konuş. Onun ne dediğini düzgün duydun mu? Düzgün konuş. Ne anlatıyorsun? Bak düzgün konuş benim. Gel sana diyorum. Gel. Bir bırakın ne yapayım? Terbiyesizsin sen. Ağzını topla, benim arkadaşıma hakaret edemezsin. O doğru bir şey söylemedi ama benim arkadaşımı anladın mı? İstediğimi ederim. Ben de istediğim gibi korurum arkadaşım. Haklı da olsa, haksız da olsa korurum. Umurumda değil. Zaten umurumda olmasın. Öyle deyince öyle mi oluyorsun? Sen ona gidip grip farkını düşünsün. Ezik olan sensin. Ay belli. Seviyesizsin. Biz seviye ben mi seviyesize? Seviye mi? Ben cevap bile vermeyeceğim. Ekran süreni uzatmayacağım. Ekran süreni uzatmayacağım. Muhatap otur şuraya. Tamam bir dur Beyza. Anne bir dur. Of otur şuraya. Gereken cevapları verdi İlayda, çok güzel, sen merak etme. Hazır mıyız? Evet. İkinci sorumuz. Nihle'nin en sevdiği film. Ben de bilmiyorum ki dur. En sevdiğim film türü. Bir dakika dur, ben de düşüneyim. Türü. Tamam türü de olur. Film türüne okuyayım. 3, 2, 1... Korku. Ne yapacağız aşkım beraber? Biraz geç söyleyeyim. Tamam. Hayır, ben kazan, ben öndeyim şu anda. 2, 1. Tamam. Zaten O'dan anladım, korku olabilir. Başka olamaz ki. Evet, korku. Berabere bir cevap oldu. Sonra bakacağız artık sonuca göre. Ay, tamam. Aşkım yazım yok, kalem sinirim bozuldu. Hazır mıyız? Hazırız, evet. Nihle'nin hobisi. Nihle'nin hobisi. Say aşkım geriye say.
düşünsünler önce. Şimdi bu soruya ben de zaten tak diye cevap veremiyorum. Ne gibi bir hobi? Hobileri. Yani? Spor olarak. Sen yani hobileri cevap veriyorsun. Mesela ayıcı sevmek sağ ol. Biz mesela cevaplayalım hangimize daha yakın gelirse cevabı. Cevabımız hangisi sana daha yakınsa onu söyleriz. Evet. En tamam. Sevdiğin hobi hangisi? Bir söyle. Aktivite olarak düşünüyoruz bu arada. Tamam. Hobi demek aktivite tamam. Çünkü. Tamam. Ben hazırım. Hazır mıyız Sayar? Ben de hazırım. 3, 2, 1. Uyumak. Uyumak. Sen ne dedin? Uyumak. İkisi uyumak. Nasıl uyumaktan? Ben de uyumak dedim. Ve aynı anda dediler aynı bu anda. Arada. Evet aynı anda dedim. Doğru. Vay vay vay. Bu tatlı gözlerimizi yaşar. Bu hiç hoş değil. Evet son soru mu? Hayır. Evet. Soru. İki soru kaldı. Son iki soru ben önleyeyim. Uyumak olması da bayağı hoşmuş. Nihle'nin en sevdiği yemek. En sevdiği yemek. Tamam ben okeyim. Bekliyoruz. Şimdi Tala diyor ki annem ne yapar olarak çekse yemek türü olarak yemek yok bunu. Direkt yemek. Direkt yemek. Ben okeyim. Şimdi Tala düşünüyor annem ne yaptı zaman neye seviniyordu. Bir bakayım. En çok ne zaman tamam, seviniyordu? Tamam ben de tamam. Dayar. 3, 2, 1. Mantı. Kremalı makarna. Evet doğru. Valla sen aileden oldun. Valla evlatlık alamadım. Annemden hep mantı ister. Bu arada hayır o Umut ben makarna istiyorum bir şey o söyleyeceğim. Umut. Kardeşleri karıştırdı. Ama mantı da. Mantı ve makarnayı sevdim ama makarna çok. Daha çok. Aynen. Evet. Oturmanı istemiyorum. Oturmamı istemiyor musun? Evet. Yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. Yani ben şurada senin bir eski arkadaşın olarak düştüğüm durumu biliyorsun. Anladın mı? Ya Allah aşkına. Yani. Beni korumayacak böyle saçma sapan bir insanla işim olmayacağını çok iyi biliyorsun. Biraz oturabilir miyim yanına? Oturabilirsin. Ne oldu? Neden birden parladınız? Bir şey yok yani. Konuşuyorlar, cevaplarını aldığı zaman böyle yapıyorlar, anladın mı? Bela altı vurma, bela altı vurma. Saçma sapan iftiralar atıyor bana. Sürekli bunu yapıyorlar. Yani ağzımı ama açsam... Ama birbirinizi kişisel olarak hakaret etmeyin ya. O başlattı aşkım. Bence... Ve olmayan bir şey. Kıza yakışmıyor. Hayır, o başlattı. Bana söylerken benim kusura ha, bakmasın, susamam yani. Oradan satışıp duruyor. Hani git kendi ilişkine bak, takıntılı ya. Etme. Takıntılı bak, bunu ilişkisinden dolayı yapıyor. Aynur gitti, hala bu kızın takıntısı bitmedi. Bana bulaşıyor bu sefer. Gerçekten saplantılı yani. Anladın mı? Ona bulaşıyor da o gitti, konu benim üstümden bunu yapıyor. Konu yok. Sen çok yakışıklı bir çocuksun. Teşekkür ederim. Gerçekten öylesin. Gerçekten. Teşekkür ederim. Biraz şeylere benzetiyorlardı. Benzetiyorlar benim. Eski Türk. Evet. Evet, evet. Aynen. Eski Türk şeyleri. Aynen. Yani yüzümü. Doğru, doğru. Batla ne olduğunu anlatayım mı? Anlat. Tamam. Merak etme çünkü bölümde, aranızdaki ilişkimi bilmemiş. Dünkü bölümde ne oldu biliyor musun? Ben Bat'ı hiçbir zaman yanıma çağırmadım. Bat beni yanına çağırıp hani sohbet ediyor. Saygı duyuyorum. Ayrıca çok iyi bir çocuk. O konuda da asla yorum yapmıyorum. Kötü bir yorum yapmıyorum. Bat beni yanına çağırdığında işte bana ilişkilerle alakalı sorular sordu genelde. Yani tanımak istedi beni. Ben de hani vertigo hastası olduğum için biraz başım dönüyordu. Bir saat önce ilacımı almıştım. Biraz böyle suratım düşüktü benim yani. Evet. Suratım biraz düşüktü. Bana sürekli şey diyordu, suratın niye düşük, suratın niye düşük, hani benle alakalı mı falan. Yok dedim hani vertigo hastasıyım, geçecek dedim yani. Bir de dedim birkaç sorun var hani dışarıda yaşadığım birkaç sorun var. Onları çözmeye çalışıyorum dedim. Sonra sen geldin. Sen gelince ben senin yanına gittim. Sonra biz elma oyunu oynadık ya böyle elma attım tuttum falan bir şeyler oynadık. Sonra Bat dedi ki yani benim yanımda böyleydin, Oğuzhan gelince gülmeye başladın. Hani benim yanımda bu kadar suratın düşüktü. Oğuzhan gelince şakalaşmaya başladın, gülmeye başladın. Hani ben anlamadım seni falan dedim. Ben de... Biliyorum, duydum. Ben de yani ona istinaden şunu söyleyeyim. Evet yani sonuçta ben seni görünce yüzüm gülüyor. Ama Bat'la bir şey konuşurken şimdi hani bir şey soruyor, anlatıyorum. E tamam ne yapayım yani orada eğlenceli bir sohbetim yok veya ben sohbetten hoşlanmıyorsam... Gülemem yani. Hani onu da ona kibar bir dille söyleyecektim zaten. Ben söyleyecektim hani arkadaş kalalım. Hani bak bu soruların ardı gelmesin. Daha ardından başka bir şey olmasın diyecektim. Hani arkadaşça yine sohbet ederiz seninle. Ben onunla yine sohbet ederim. Hiç sorun değil. Arkadaşça ederim ama. O da şey diyor işte Oğuzhan gelince yüzün güldü. Benim yanımda şey oturuyordun. Moralim bozuk oturuyordun. Ya ama aslında hani bunu bir erkeğin anlayıp hissetmesi lazım. Bunları işte Oğuzhan gelince yüzün gülüyor değil.
yani başka bir erkeğin yanındaki hareketleriyle, senin hareketlerin yani onun yanında daha mutluysa bunu anlayıp bu soruyu bir kere sormaman gerekiyor. Aynen, bir bana, erkek olarak. Bir de yani insanların içinde söyledi bunu. Ya bunu ya mesela kendini küçük işte, duruma düşürür bir insan bunu öyle söylerse. Öyle de işte dedi yani Rabia'yla konuşuyorsunuz dedi Öykü Hanım. Evet sohbet ediyoruz dedim ben de. Evet sohbet ediyoruz ama Oğuzhan gelince böyle oldu hani. Abi tamam bir dakika yani bir sakin ol ya. Evet. Sakin. Zaten ben onu söyleyecektim. Evet Oğuzhan gelince yüzüm gülüyor. Evet çocuğu görünce yüzüm gülüyor. Çünkü onunla daha iyi sohbet ediyorum. Daha çok enerjim tuttu. Evet. Çünkü seni görünce yüzüm gülüyor yani. Hı-hı. Olabilir. Evet. Olabilir yani. Ne mana? Gel loşum gel. Ben bu evde cinayet işleyeceğim bir gün. Hayatta kızı. Hani diskalifiye olmayacağım. Direkt hani artık böyle... Görkem başımı nerede? Belaya sokacağım. Şey, o sınava gitmiş. İla şöyle dedi. Rümeysa malı. İnsanı var ya yemin ediyorum. Ne oldu ki? Ne oldu? Bir sakin ol aşkım. Beni delirtti yine. Anlatsana. Gerizekalı. Ben hayatımda bu kadar yüzsüz, bu kadar yaptığından utanmayan... Lan insan bir yüzü kızarır. Ne dediğin... Böyle konuşuyorum ondan sonra var ya... Ne yaptığınız belli değil. Oturuyoruz biz Dilara ben. Bir de bunun eski sevgilisi karşımıza oturuyor. Ben zaten orada oturuyordum. Kalkmayacaktım oradan yani. Ondan sonra böyle konuşuyoruz. Hani şey, Rümeysa'yla ne oldu falan, Dilara bunları konuşuyoruz. O sırada Oğuzhan'la Rabia'nın görüntüsü verildi falan. Sonra bir şey oldu tamam mı? Bu döndü bana böyle yaptı. En azından hani benim bir bölümde makyajım dağılmıştı ya konuşuldu bu falan. Ondan sonra en azından dedi ikinci gün dedi palançoya dönmüyorum dedi. Aynen. Ulan sen sevgilisi olan adamla... Seni takip etmedi diye adama cesaretsiz, korkak diye tweet atan sensin. Evet. Oğuzhan'la dışarıda gizli gizli konuşup burada konuşmadık deyip tekrar bizde numaramız vardı diyen bir kadınsın. Evet. Sen hala kalkıp ya benim sevgilim beni öptü de makyajım bozuldu bununla dalga geçecek insan mısın? Bize İnsanın biraz şey yüzü kızarır. Kendisi zaten dalga geçecek seviyede olduğu için sana salça olmayı. Ondan sonra şimdi anladı başına gelecekleri. Ondan sonra ben de dedim ki sen dedim gurursuzsun dedim. Hazar sana burada dedi ki dedim. Ya benimle barışırsın dedim ya da çeker giderim tıpış tıpış peşinden gittin adamın kafasını omzunu koydun dedim. Bu sefer beni bel altı vurmaya başladı. Şimdi söylediği lafları söylemeyeceğim. Ya şu demir var ya masaya tekme attım şu parmaklarımın önü kırıldı. En son ya bir şey yapacağım burada. Şu an titriyorsun burada. Zaten bayağı sinirlisin. Sakin ol. Sakin ol. Kendi ilişkim olmasa şu an var ya burada hani. İnanın çok farklı şeyler yaparım ama ben bunların utanmazlığından bıktım. Bunların insanın biraz yüzü kızarır der ki benim... Yaptıklarım ortada. Hala bana laf atmanın peşinde ya. Yani düştüğün durumdan pek memnun değilsin sanırım. Ya şu anda ben buraya geldim. Rümeysa için gelmiş gibi oldum. Fark ettiyseniz ben o gün zaten geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme dedim. Kritik de geliyor yanıma. Boynuma yaslanıyor. Orada tepki mi gösterseydin o zaman deseydin nasıl? Ki? Nasıl? Umurumda değil ki. İlgilenmiyorum. Tamam o zaman bu saatten sonra öyle davran. Bence de öyle davran. Evet. Biz de kritik omzuna falan bir yatınca herhalde diyoruz. Rümeysa böyle cibeli cibeli konuşuyor mesela sende. Bunu hangi ben de yüzle yapabiliyorum? Ama aşkım Rümeysa cilveli konuşuyor. Demek ki o da karşılık veriyor. Hayır hayır. Dışarıda Dilara, konuşuyor. Ben hep zaten standart takılıyorum burada şu anda. Yani bir şeyim yok. Hani herkes omzuna gelse yatırır mısın o zaman? Ya Rümeysa'nın... Ya sonuçta senin eski sevgilin de olsa yani gitme diyeceksin. Yani eski sevgilim o pozu veriyorsam yeni sevgilim olmasını kabulleniyorum demektir. Çünkü siz omzuna yattığında bunlar eski sevgililer zaten. Her türlü mahalleri. Şimdi Berke'nin omzuna Dilara yatsa hiçbirimiz yanlış anlamayız. Ama Rümeysa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben mesela o gün Kırmızı Oda'ya Dilara benim kankam gibi bir insan. Yani biz onunla gidip içeride sohbet muhabbet edebilecekken sırf o üzerime bana bulaşmasın diye sohbet etmedim yani. Anlatabiliyor muyum? Birden parladınız biz de anlamadık ne olduğunu. Onun derdi bitmiyor. Bak sürekli yılan gibi böyle sokuyor anladın mı? Peki siz niye arkadaşım, oturup konuşmuyorsunuz? Benim bir sorunum yani, yok söylüyorum. Işte benim kişisel şekilde. Olarak bir sorunum yok. O öyle öyle dese ne olur? Aynur'a takıntılı bu kız. Kız gitti benim üstümden hala devam ediyor. Bak kendi bulaşıyor. Senin bozuktu? Hayır benim yakın arkadaşım. Ha. Hani güya onunla bir şey oluyor ya yakın arkadaşım diye ben ne desem her yorumumu farklı yere çekler. Ben burada bir yarışmacıyım istediğim yorum yapabilirim. Ki yani benim kendi yorumum bu. Yok Aynur'un sözcüsü diyor erkek arkadaşım. Ne sözcüsü? Arkadaşım onu engellediği için gecelere kadar köpek gibi beni arıyordu senin sevgilin. Anladın mı? Görkem köpek gibi beni arıyordu. O kadar aciz bir insan ki. Ulaşamıyordu benim arkadaşıma. Sonra ben onun sözcüsü oldum. İyilik yapıyorsun burada. Böyle oluyor anladın mı?
Kız onu engelledi ki başka ortak arkadaşımız da var. Köpek gibi bizi arıyor sabahlara kadar. Ne oldu, ne oldu, aciz. Ses odalarından konuşmaya çalışıyor benim aracılığımla. Sonra bana diyor ki onun sözcüsü. Hala beni sen beni yargılayabilecek potansiyelde misin? İşte öyle kendini şey yapıyor, komşu ediyor. Dışarıda Dilara Oğuzhan aşkı varken, hepimiz Oğuzhan'a da inanıyoruz, Dilara'ya da inanıyoruz derken, ben ikisine de inanmıyorum, ben Oğuzhan'ın aşkına inanmıyorum diyen sendin. Gelip sana burada dedik mi, sen o zaman da Oğuzhan'la konuşuyordun belki diye. Doğru. Biz burada konuşmuyoruz diye. Bir de insanlarda şu algı var nedense. İnsanlar eleneceğini anlayınca, arkadaşlar lütfen beni yazın. Ya biliyor yazılacağını zaten. Evet. İşte geçmiş yarışmacılarda nedense böyle şey oluyor. Ya beni yazın, beni gönderin. E kankası ben, da öyle yaptı ya bunun. Ben işte onlardan bahsediyorum. Ha, genel evet, olarak geçmişteki evet, elenen yarışmacılar. Evet. Yeliz hani olsun, Ayrı olsun, bilmem ne olsun. Zaten eleneceğini anlayan insan hemen böyle arkadaşlar beni yazın demene gerek yok. Göndereceğiz. Gideceksiniz. Ay sinirlerim aşırı bozuk ya. Rümeysa'nın fabrika ayarlarını döndürmek lazım. O iyice kaçtı yani. Ne yaptığını bilmiyor şu an. Kime sarsam, kime ne etsem, kime ne desem. Niye şimdi yani durup dururken öyle muhabbete giriyor? Bilmiyorum, yani bilmiyorum. Görkem'le aynı eski muhabbetleri var. Hı hı. Sen de takıntılı bu da. Yok, bu Murat'larken de Yeliz'e takıntılıydı. Bu takıntılı bir kız. Anladın mı? Ya hayatındaki insanın geçmişindeki kıza durmadan sataşıyor. Takıntılı bir kız bu. Yani ben bunun öyle olduğunu anladım. Kızın umrunda değil. Olsun yani. Olmak istese olurdu zaten, anladın mı? Onu kabullenemiyor. Özgüvensiz bir kadın çünkü. Ama bu benim sorunum değil. Bana bulaşma şöyle kardeşim. Bir şey olabilir mi? Benim seninle bir derdim yok. Bana bulaşma. Burada bel altı vurup vurup duran kendisi durduk yere bana sataşıyor ya. Git ilişkine bak. Yeter. Hani Görkem'le onlar bayağı bir ilerletti ya. O yüzden hani bu kadar ilerletti, ciddiye Allah aşkına, alıyor olabilir. Görürsün program bitince. Ya Allah aşkına ya. Ne Allah aşkına. Kulislerde erkek arkadaşı ben evlenemem, bir kadına bağlı mı kalınırmış falan diye konuşan neyin evliliği Allah Görkem aşkına. Allah aşkına benim ağzımı aşık açtırmasınlar. Kaç şeydir aşık olmadı. Vakit bıraksınlar Allah aşkına. Aynen. Olursa olsun, herkes mutlu olsun. Her ihtimali düşünmeye çalışıyorum. Yok yok, herkes mutlu olsun. Benim kimsenin yani mutsuzluğuyla mutlu olacak tabii bir insan canım, gerçekten değilim. Herkes mutlu olsun ama beni mutsuz etmesinler. Bana niye sataşıyorsun? Git ilişkin yaşa, mutlu ol kardeşim. Beni bağlamıyor bu. Anladın mı? Bana bulaşırsa cevabını da alır. Benim ta buradaki ilk sevgilimin konusunu açıyorlar. Hepsinin SS'leri var. Geleceğim, göstereceğim zaten. Ne muhabbetlere girdiler, iftira hepsi. Anladın mı? Gidip ta buradaki benim ilk bölümdeki konumu açıyorlar. Benim de ağzımı açtırmayın o zaman. Aç. Anladın mı? Beni buralardan vurmaya çalışırsanız ben de susmam. Susmayacağım. Susmayacaksın tabii ki de ama işte birbirinizle hakaret ederek de bir yere varamazsınız ki o zaten. Başlatıyor. Bunu hani dolandırarak söylüyor. Ben direkt yani söyleyince de ağlıyor, sinirleniyor. Belli. Anladın mı? Ağlamayacaksın o zaman. Cevabını duyamayacağın şeyleri söylemeyeceksin bana. Rezil ya. Aynı ortamda bulunduğum insanlara bak gerçekten. Nazar ne düşüyor, düşünüyor? Tanıyorum ya. Ay onu hiç kimse umurumda oturuyor değil. Oturuyor içeride. Oğuzhan'la ettiğin soytarılık ayrı, rezaletiniz ayrı. Hazar'a yaptığın soytarılık apayrı. Adam buna böyle yaptı, siz orada yoktunuz, böyle yaptı. Rümeysa şu an barışıyor muyuz? Barışmıyor musun? Hadi ben seninle uğraşamam dedi. Bu eve geldi. Rümeysa bu adamın peşinden kedi gibi geldi. Koşa koşa buraya geldi. Kritik dedi, kafasını adama yazladı. Bu soytarılık sen bana palyaço diyorsan. Ayrıca sen beni eleştirebilecek biri misin hanım? Ben onu deyince o beni bundan vurdu. O kadar iğrenç bir şey ki bu programda konuşulmayacak şeyler. O zaman öyle mi? Ben de onun geçmişinden. Hani şey sanıyor kendini herhalde. Prenses Kleopatra sanıyor. Yanındaki adam otursun anlatsın Rümeysa'nın ona neler yaptığını. Şu an zaten konuşulmaya çalıştığı için bu şekilde net cevaplar vermiyor. Ya da ne dedikleri belli değil. Aynur'la konuşuyorlar. Amaçları bile zaten konuşulmak istediği için. Evet. Bu evde diyaloglar gitmek dönsün falan diye. Gitmek falan istemiyor, anladın mı? Konusu ya, bitsin istemiyor. Yalan. Ya da zaten gideceğini anladı. Diyor ki bari şunları şunları şöyle yapayım ya da böyle böyle davranayım ki iyice konuşulayım. İşte böyle konuşulur anca. O başlattı dediği olay ne? Başlattı dediği olay bu. Sadece şunu sordum ya. Biz Dilara, ben o çocuk burada oturuyorduk ya. Biz Dilara ile bunu konuşuyorduk. Hazar siz Rümeysa'yla hani nedir ne bu düşünüyorsunuz dedik. Rümeysa, Hazar da dedi ki ben istemiyorum dedi. Dilara da böyle yaptı. Siz şimdi istemiyorum diyorsunuz. 5 dakika sonra istiyorum diyorsunuz dedi. Doğru. Bu da kalktı, ben işte herkes burada bir şeyler yapıyor. Millet 2 günde palyançoya dönüyor. Konuşulmuyor, ben mi konuşuluyorum dedi. Hmm. Ya senin yaptığında benimkisi bir mi? Benim sevgilim beni öpmüş de rujum bozulmuş. Vallahi yaptığım tek kusur bu olsun. En azından sizin gibi arkalarda sevgilisi olan adamlarla mesajlaşıp flörtleşmiyorum. Ben bir tane soru buldum.
Bu senin en sevdiği meyve. Ay ne kadar da zor bir soru. Hayır. Vallahi zorlandı gibi gördüm. Bile biliyor mu? Çilek. Ya da o iyi. Daha sonra çilek. Çilenk. 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 Çilenkler için sen sevdi. Sor bir tanem. Sor, beğenmedin sorumu. Beğenmedim ne? Beğenmedim. Zor değildir. Beğenmedim pek. Zor sor bakayım hadi. Dur. Telatabilerden gelsin. Tamam. Bu çift akbil kesin. Hadi ben kaçıyorum. Kanka otur ne olacak ya? Yok yok. Batın yanına kaçacağım. Tamam. Tamam. İyi bak. Bu ise dizi mi film mi tercih eder? Film. Güzel bir soru. Evet. Açıktım ya. O işaret. Ama genel olarak da televizyon izlemiyor. Hayır yani yabancı dizi de olabilir. İlla televizyon film, değil. Film. Yok. Film film. Doğru söylüyor bu arada. Korku filmleri özellikle. Ben şunu bekliyorum Hazar. Tamam biz Evce, Rümeysa'ya tepkili olabiliriz. Ben bunu çok normal karşılıyorum. Hiçbirinizi de yadırgamıyorum. Ama hiç olmazsa sen eski sevgilisi olarak hani yanında durmanı beklerdim Rümeysa'nın. Tamam da bak çünkü ben... zaten şu an psikolojik olarak çok da sağlıklı hiç adamın bir durumda umrunda değil. Bile değil yani. Tamam da umrunda abi, değil. Abi umrunda bu yola değilsin çıkıyor. Niye sevgililik teklifi yapıyor o zaman? Ha, ya denediyse de demek o zaman herhalde. Niye deniyorsun? Bir duygun yoksa sen birine Beyza sevgililik Nur, teklif eder misin? Bana küstüğünü söyledi. Eski ben de geldim. Şey kahve yani. Getirdiğimi söyledim. Konuşmak istemediğini söyledi. Ben de bıraktım. Tamam, yani benim pek umurumda değil açıkçası. 9 ay olmuş biteli ya. Ben sırf buraya geldim. Tamam desin de ne uzattın? Anladın mı? Yani ya işte önceliğim Rümeysa'ydı diyor benim anladığım. Görüştüm. Değil mi? Önceliğim Rümeysa'ydı. Yani baktım Rümeysa olmuyor. Yani artık ne yapayım mı diyorsun? Aynen. Artık bence ne? Şey yaptın yani bıraktın herhalde evet, kendi haline. Ya bir haline. De ben böyle bir yere gelmişim. Kimseyi tanımıyorum etmiyorum. Öncelik olarak ona Rümeysa şey yapma. O da eleneceğinden bahsediyor. İstemiyorum falan. Benim pozitif enerjimi alıyor. Sürekli üzülen, hayıflanan bir insan. Ne kadar birlikte olabilirsin? Ne kadar yanında durursun? Zaten tamam, o zaman gelip senin omzuna yattığı zaman Rümeysa'ya diyeceksin ki... Şaka mısın Hazar ya? Hayır, Rümeysa'ya diyeceksin ki o zaman niye omzuma yatıyorsun? Ay Ferhat ne yaptın yine kıza? Ne yaptın? Ne oldu? Yine ne yaptın? Ferhat bir şey yapmadı ben Rümeysa'ya. Hazar bence yani... Hayır bak Beyza sen daklısın. Ben kadın ruhundan anlıyorum. Kadın ruhundan anlıyorsan hiç olmazsa... Bak buraya... Bu saatten sonra öyle. Gerçekten bu saatten sonra öyle. Ben senin yerinde olsam Hazar ne yapardım biliyor musun? Açıkçası ben Rümeysa'yı çok sevdiğim için değil ya da çok kurduğum için değil. En yakın arkadaşımla kavga etti. Ben de ağzıma geleni söyledim daha demin. Benim kavgam bana ait ama ben bir kadın olarak baktığım için Rümeysa'ya şimdi diyorsun ya ben onu incitmek istemedim. Geldiğinde dersin ki ya Rümeysa seninle 9 ay önce bitmiş bir ilişkimiz var. Bundan sonra dost olalım. Ben de burada önüme bakayım dersin. Hem onu kırmamış olursun hem de kendi gözümüzdeki imajını çizmemiş olurdun. Anladın mı? Şimdi önüme bakacak geldin, bir durum yok. Şu anda bir onun için geldim, onun için gelmedim. Yok bunun için geldim, bir bunun ilişkiye için hazır gelmedim. Değilsen niye buradasın? Ya şu an değilim yani. Bu kadar sansasyonel durumlar olunca ben de biraz tedirgin oldum. Ya çabuk sarsıldın sen de. Biz haftalardır, aylardır neler yaşıyoruz. Ben iki kere elendim geldim. Bu daha hiçbir şey. Bir diyor ki Hazar'la barışmam. Bir diyor ki gitmek istiyorum. Bir diyor ki Hazar'ı istiyorum. Bir Oğuzhan'ı istiyorum. İlk geldi burada demedim arkadaşlar. Yaşarsam da yaşarım. Siz ilgilendirmez. Ha 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 demiyor muydu? Şimdi niye mağdur oynuyor? Herkese... Ve sonrasında olmayacağımız varsa da olacağı bundan sonra. Böyle Oğuzhan kelimeler ona konuşur. Hadi tamam olalım deseydi olmayacak mıydı? Oğuzhan onu o an olacak. Cesaretli olup elinden tutup kırmızı odaya gitseydi. Neden onu bekledi ki? Bekledi. Bak, baktı yapmıyor. Sonra bak, da takipten çıktılar birbirine. Bak ne diyorum sana? O onu takip ettiğinde Oğuzhan o an geri dönseydi. Sonrasında öyle kelimeler kullandı iki kere. Hani diyor ya hani olmayacağımız varsa da bu saatten sonra olacağım. Ve seni az önceki kelimen ne demişti? Yaşayacağımız varsa da yaşarız evet, tarzı. İşte finalinde Oğuzhan onu elinden tutup çıksaydı şöyle saçını sallayarak çıkardı. Evet. Ama Oğuzhan onu yapmadı. Yapmadı. Ne hikmetse ertesi gün Rümeysa takipten çıktı. Ve sonrasında Oğuzhan böyle bir adım yapma diye. Sonrası aradan 2-3 bölüm geçiyor, 2-3 gün geçiyor. Hazar geliyor. Sonra böyle diyaloglar yaşıyor. Ya o kadar şey yap hani böyle mantıklı oynamaya çalışıyor ama o kadar mantıksız oynuyor ki. Az önce de ya takipten çıktı diye bak. Sırf onu da niye yaptı biliyor musunuz? Ben istemiyorum demek için. Tabii tabii. Aynen sen istemiyorsun. Aşkım. Ya şey tamam. Bazen ya. Böyle bu aklım olaylara olaylara şey yapıyorum ya. O kadar şaşırıyorum ki yani bu kadar açık açık insanları salak yerine koymak gerçekten çok itici. İzleyiciler bunları daha iyi izliyor bu arada. Evet. Mesela biz evde bölümleri izledikten sonra nasıl daha iyi bir şekilde geliyoruz hani o an göremiyorsun yaşadığımız evet. için. Evet. Sırf
daha fazla konuşayım, daha fazla görüneyim ya da öylesine bir ilişki yaşayayım diye bir ilişki yapmıyorum dedim, yapmayayım dedim. Onunla devam ediyorum şu anda, onunla görüşüyorum. Fakat ondan aldığım olumsuz... Ama ilişki tavır... yapmak için Rümeysa'ya, yapmak için Rümeysa'yı yönelmedin mi? Biz de onu daha çözemedik hayatım. Aşkım ben çözdüm, ben algılıyorum. Bakın, da sizin algılamanızı bekliyorum şu an. Beyza Hanım. Biz Rümeysa'nın üstüne yükleniyoruz diye, şu an bizim Rümeysa'yla problemimiz var diye bize ayak uydurup o da Rümeysa'nın üstüne yürüyor. Anladın mı? Üstüne mi yürüyor? Sen... Yani ben, üstüne yürüyor dediğin canım. Hayır, ben yani şu önceden... Hayır. Bak. Yani ben iki gün önce pozitif konuşurken işte, baktın herkes üstüne çullanıyor kızın. E ben de ayak uydurayım dedim. Öyle bir şey yok. Ben, sen? Ben buradan çıkmadan önce ya birlikte olalım. Tamam yeni Hazar, bir o zaman sana net bir soru soracağım. Rümeysa'nın tamam, burada yaşadığı bu çirkin olaylar senin ondan soğumana sebep olmuş olabilir mi bu duydukların? Soğumakla alakalı değil. Ben bak son kez konuşuyorum, artık bu konu kapansın. Ben buradan çıkarken ya ilişkiye, tanıma yoluna başlayalım ya da bitsin dedim. Ondan sonrasında da daha konuşmadım. Bunu bir duygu hissederek mi söyledin? Duygu hissederek söyledim ya. Düşünsene sen kız veya erkek fark etmez. Birinden hoşlanıyorsun. Gidiyorsun. Ya ben bir kızdan niye hoşlanıyorum? Fark etmez yani. Empati kur diye. Ben diyorum. Yok. Arkadaşlık şey anlamında söylüyordur. Ben şey kötü yere çekmiyorum. Ben tek erkekten tamam, sırf pişanım tüy. Bak şimdi bir şey konuşuyoruz, gülüyorsun. Kesinlikle Beyza. Tamam pardon. Sana dinliyorum. Saygılı bir şekilde bir şey anlatıyorum, gülüyorsun. Tamam pardon. Dinliyorum seni. Yani birine bir teklif yapılır, o kabul etmezse bende biter. Yani şu anda iyi değilim, araftayım, şöyle böyle, beni alakadar etmez. Ben buyum. Şu anda da Rümeysa ile alakalı hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten öyle yoğun bir şey yoktu. Önüme bakıyorum yani. Ama teklifinde bir adabı yok mudur sence? Teklifin adabından ziyade ben 3 gündür zaten gelen şeyleri susuyorum. Bakalım ne olacak, ne bitecek falan filan. Artık buraya geldim. Tamam, Rümeysa bu olayları sana anlatma gereksinimi duydu mu? Gereksinimi duyuyordu fakat ben dinlemek istemiyordum yani. Neden? Ya benim için gereksiz yani. Bu tarz şeyler beni rahatsız ediyor. Bir duygu hissettin, birinin yaşadığı şeyler neden senin için rahatsız gereksiz? Ediyor, acı veriyor, rahatsız ediyor. İlgilenmek istemiyorum yani. Rümeysa'ya katılmak ister misin? Yok sağ ol. Giz aşım ya, yani çok katılsın. Hayatım benim. Yok yok, katılsın bu konuyla, ileride konusunda konuşalım. Yani artık onunla alakalı bir şey bana söylemeyin ya. Koş! Kaçma! Oha! 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 Bana dönüp demiştin ki her yere atlıyorsun. Niye her yere atlıyorsun? Ben sana bir şeyleri göstermeye çalışmıştım. Seni uyarmaya çalışmıştım. Gözünü açmaya çalışmıştım. Sen yine her yere atladığımı düşünmüştün. Tamam, ben insanların görmediği ya da insanların hissetmediği bazen bazı insanların haksız olduğunu görüyorum. Ve fikrimi beyan ediyorum. Bildiğin gibi devam, ne diyeyim ben sana? Beyza'yı dediğim gibi elendikten sonra bir hafta içerisinde 2-3 kere arayıp Hira'yla Murat'ın arası nasıl? Bir gün geçiyor tekrardan. Böyle 2-3 kere arayınca Murat'la Hira'nın arası nasıl, bozulur mu bozulmaz mı? Sanki geri dönecek de eğer bozulursa tekrardan sanki bana gelecekmiş algısı oluşturuyor Beyza'ya. Çok yalancı bir insansın sen. Çok yalancı bir insansın. Değil mi? Ben de o zaman söyleyeyim milletin hakkında nasıl konuştuğunu. Ben de söylerim. Moral sıkıntı değil yani. İğrençleşiyorsun. Geçen konuştum mesela milletin hakkında. Zıplatırım herkesi burada. Zıplatırım. Kimse ilişki yaşamaz. Onu. Bunun kaydı var. Ses kaydını aldım. Tamam mı? Bak bir dakika diyorum sana. Bir dakika. Rümeysa benim eski sevgilim. Bu tarz şeyler beni rahatsız ediyor. Bu tarz şeyler konuşulmasın. Rümeysa da elenecekse elensin ya da ben çıkıp gideyim. Birazcık kırıcı konuşmuştu. Sen bana küfretmiş unutma orada. Ya bir yürü git ya. Başladık yeter gitmeye. Ya. Ya yeter ya. Artık küfretti. Yeter ya. Ya ben küfretme aynen. Öykan'ın aynen. Rümeysa da dedi ki siz bana yorum yapamazsınız, sen palyaço haline bak dedi. Ben de dedim ki ben palyaçoysam sen de soytarısın dedim. Bir öyle diyorsun, bir böyle gurursuzluk yapıyorsun. Adam gidiyor sen başını koyuyorsun dedin. Yeter.